Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Ocak 2023 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de ilk yarı artık geride kaldı diyebiliriz. Dünkü karşılaşmalarla beraber Fenerbahçe mücadelesi vardı. Fenerbahçe ile başlayalım. Gaziantep deplasmanındaydı Sarı Lacivertler. Zor da olsa kazanmayı başardılar haftanın. Tabii en son karşılaşması olduğu için rakipleri önce oynadı. Lider Galatasaray kazanmıştı ve Fenerbahçe bu karşılaşmaya 7 puan geride girmişti. Psikolojik olarak da aslında zor bir sınavdı. Derbi mağlubiyeti sonrası bir de üstüne. Ama Fenerbahçe sonuç olarak kazanmayı başardı. Oyun olarak ise bir hayli eleştirdi. Özellikle 11'e 11 olan kısım için konuşursak. Ener Valencia 8'de rakibin hatasını değerlendirip Fenerbahçe'yi 1-0'ına geçirdi. Ama ilk yarının geri kalanında Fenerbahçe isabetli şut kaydedemedi ve Gaziantep'te gol bulamadı. 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Ama maçın çok kolay geçmeyeceği anlaşıldı Fenerbahçe adına ki ilk yarıda Altay Bayındır'ında iki kritik kurtarışı vardı. İkinci yarı Kitsiyu bir duran top organizasyonunun devamında Gaziantep'e beraberliği getirdi. Fenerbahçe sonrasında üst üste hamleler yaptı. Hamlelerden sonra da Sagal'ın atılmasıyla birlikte Fenerbahçe 11-10'da büyük bir üstünlük kurdu. Arda'nın girişiyle de iyice üstünlüğü pekiştirdi ve 90+1'de de Ener Valencia ile günün kahramanı oldu o da. Galibiyet golüne ulaştı. Dünün diğer maçı Kasımpaşa Karagümrük bir İstanbul semt derbisiydi. Büyük bir heyecana sahne oldu özellikle son dakikalar. Maç 2-2 eşitlikte sona erdi. Kasımpaşa Hader Conay'ın penaltısıyla 1-0'ına geçen taraftı. Dresevic ve Borini ile Karagümrük öne geçmeyi başardı bu sefer ve 90+10'da Kasımpaşa Bağken'le golü buldu. Hakem iptal etmişti. VAR'a gitti. VAR'da inceledi. İnceleme sonrası golü geçerli sayıp maçında 2-2 bittiğini bildirdi hakem. Taraflar beraberlikte ayrıldı. Ve diğer maç dünden Ümraniye Spor 0, İstanbul Spor 2. İstanbul Spor'da bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Daha önceki galibiyetleri birer farklı. Bu sefer 2-0 kazanmayı başardılar. Goller ilk yarıda geldi ki Valon Etemi 30'da takımını 1-0'ına geçirdi. 45+4'te de onun asistinde Melih Kabasakal farkı 2'ye çıkardı. Ümraniye Spor o baskıdan ne 0-0'lık bölümde ne de 2-0'lık bölümde bir gol çıkarabildi ve kritik maçı kaybederek son basamağı da geriledi. İstanbul Spor da bu galibiyetle sondan bir üste çıkmış oldu. Ve cumartesi günü Trabzonspor Başakşehir haftanın mücadelesi o karşılaşmada 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Zor bir dönemden geçiyor. Trabzonspor son Alanya Spor mağlubiyeti bayağı bir ses getirmişti. Abdullah Avcı görevde kaldı ve bir iç saha maçında bir kez daha Trabzonspor yenilmedi. Üzerine de galip gelerek haftanın karlı takımlarından biri oldu. Bakasetas golü kaydetti. Tabii golde Volkan Babacan'ın da büyük bir hatası olduğunu söylemek lazım. Diğer maça geçelim. Cumartesi günü Konyaspor 1, Beşiktaş 2. Beşiktaş da zorlanarak tıpkı Fenerbahçe gibi kazanan takımlardan biri oldu. Maçta geriye düştü siyah beyazlar. İlk yarı bitiminde 2-0 olabilirdi skor. Maçta kaldılar ve ikinci yarıda da önce Cenk Tosun'la 90+5'te de ki maçta 4 dakika uzatma verilmişti. Josef de Souza'nın golleriyle Beşiktaş 3 puanı almayı başardı. Program içinde bu maçları tabii detaylı şekilde konuşacağız. Diğer maç Adana Demirspor 3, Ankara Gücü 1. Bu karşılaşmada da Ertaç Özbir maça damga vuran isim oldu. Adana Demirspor kalecisi olağanüstü kurtarışlar yaptı. Takımını maçta tuttu ve galibiyette başrol oynadı. Sayılmayan bir gol var karşılaşmada.
bu haftanın belki de en çok konuşulan konularından birisiydi. Ankara Gücü'nün 0-0'da sayılmayan golü hakem vardı, inceledi ve iptal etti. Kimse çok fazla bir şey anlamadı. Açıkçası ben de izleyince hiçbir şey anlamadım ama hakemin takdiri o yönde oldu. Ve günün sonunda kazanan Adana Demirspor oldu. Diğer maç Antalya Spor 2, Giresun Spor 2. Bu maçta gitgelli bir karşılaşma oldu. Antalya Spor öne geçmeyi başardı 2-1 ama sonrasında Fernando'nun kırmızı kartı işleri değiştirdi. Giresun Spor 2-2'yi buldu. Son bölümde maç iki takıma da gidebilirdi. Antalya'nın da Giresun'da pozisyonları vardı ama başka gol sesi çıkmayıp taraflar birer puanla sahadan ayrıldılar. Cuma günü Galatasaray Hatay Spor, Galatasaray 4-0 kazandı. Derbi üstüne yine farklı bir galibiyet geldi Galatasaray için. İşler yolunda gözüküyor. Goller Kerem Aktürkoğlu, Mata 2 gol kaydetti ilk yarının sonunda ve Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ve haftanın ilk maçı bir İç Anadolu derbisi diyebiliriz. Kayseri Spor, Sivas Spor karşılaşması. Burada da kazanan 4-1 ile Kayseri Spor oldu. 4 maçtır kaybediyordu Çağdaş Atan öğrencileri. Kötü bir gidiş vardı. Takımda santrfor kalmadı bu maça. İleri uçta Gökhan Sazdağ ile çıktı Kayseri Spor ama gol bulmakta, pozisyona girmekte de zorlanmadıklarını gördük. Sanki o Dünya Kupası öncesi ayarlarına geri döndü Kayseri Spor. Hüseyin'i ile 1-0'a geçti. Kemen 2-0. Gökhan Sazdağ ilk yarıda 3-0'ı buldu Kayseri Spor. 52'de Robin Yalçın haftanın en güzel gollerinden birini atarak farkı 2'ye indirse de pek işe yaramadı bu gol. Kemen 69'da tekrar farkı 3'e çıkardı ve Kayseri Spor sahadan galibiyetle ayrıldı. Haftanın karşılaşmaları bu şekilde tamamlandı. Haftayı bitirdik. Bugün Süper Lig'de bir karşılaşma yok. Yarınla birlikte Türkiye Kupası'nda heyecan başlayacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri üst üste karşılaşmalar izleyeceğiz, takip edeceğiz. Onlara dair detayları da hafta içinde konuşacağız diyelim. Aramıza gidelim. Aradan sonra Gaziantep-Fenerbahçe maçının değerlendirmesiyle başlıyoruz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. %15 saatlerimiz Gaziantep-Fenerbahçe maçıyla başlangıcı yapacağız. Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada Galatasaray 4-0 kazandı. Beşiktaş kazandı. Trabzonspor 4 büyükler. Aslında hani totale bakarsak haftayı galibiyetle tamamladılar ama ikisi için galibiyetler kolay olmadı. Fenerbahçe'de onlardan birisiydi. Aslında güzel bir golle başladı Fenerbahçe adına. İlk bölümde 8. dakikada Valencia rakibin hatasında Fenerbahçe öne geçirdi. Gaziantep kırılgan da bir takım. Son dönemde birçok farklı olay yaşıyorlar. Maç sonu Erol Bulut'u belki dinlediyseniz şu anda hani bir muhatabımız yok diyor. Ne başkan var, ne yönetim kurulu var. Ödemelerle ilgili problemi olduğu hafta içi ortaya çıktı. Hani böyle bir takıma karşı 1-0 öne geçti Fenerbahçe ve devamının da gelmesini açıkçası ben bekledim. Cuma günü de iddialı bir yorumda bulunmuştum Fenerbahçe'nin farklı kazanacağına dair ama pek beklediğim gibi gelişmedi karşılaşma. 1-0'dan sonra Gaziantep'in de oyuna zaman zaman ağırlığını koyduğunu gördük. Pozisyonlara girdi. Altay Bayındır son haftaların en çok tartışılan ismi, takımı bir anlamda maçta tuttu diyebiliriz. İlk yarıdaki iki kritik kurtarışıyla ama yeterli olmadı. Kitsuyu 55'te beraberliği getirdi karşılaşmaya ve sonrası Fenerbahçe için kırmızı karta kadar zorlu geçti. Kırmızı kart işin rengini değiştirdi. Arda Güler oyuna girdi, etki etti. Ve 90+1'de de Valencia bir kez daha sahneye çıkıp, ki Rossi'nin de orada güzel bir asisti var,
bu sezonun Fenerbahçe adına asist kralı bütün kulvarlarda. Fenerbahçe zor yoldan da olsa galibiyete ulaştı. Ne kötü gidiyor Barış abi Fenerbahçe'de. Sezonun ilk yarısından çok farklı bir görüntüdeler. Zayıf Gaziantep karşısında da ancak bir son dakika golüyle kazanmayı başarabildiler. Şimdi bir defa Fenerbahçe beklediğimden aslında iyiydi. Yani kötüydü, evet. Zorlandı, çok zorlandı. Kırmızı karttan sonra ağırlığını tamamen maça koyabildi ancak. Yani 11-11'de Fenerbahçe maça ağırlığını koyamadı. Maç gidip geldi iki tarafa da, iki tarafında pozisyonları var. İki tarafında kazanabileceği bir maçtı ta ki 70. dakikada kırmızı kart çıkıp Antep 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra Antep tam da o ara Fenerbahçe 3 oyuncu değiştiği yapmıştı. Yani o Rossi'nin oyuna hareket getirmesi, ondan sonra King ve Lincoln'in yine girmiş olması o ön tarafı daha da hareketlendirdi. Ve bir de tam o sırada da kırmızı kartla Rossi daha ön plana çıkabildi. Ve Fenerbahçe artık 70'ten sonra oynaması gereken futbolu ancak oynayabildi. Tabii bunu ben 11-11 iken ilk yarıda 70. dakikaya kadar ikinci yarıda niye Fenerbahçe'nin oyunda üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremediğini açık söylemek gerekirse iki şeye bağlıyorum. Birincisi Fenerbahçe Galatasaray maçından ciddi bir travmayla çıktı. Ve Galatasaray'ın ondan sonra bu hafta sonunda Hatay karşısında Cuma günü kazanmasından sonra 7 puana çıktı puan farkı. Arkadan Beşiktaş galip, değil mi? Ondan sonra Trabzon geliyor, Adana Demirspor geliyor. Onlar kazandı. Dolayısıyla bütün arkasından gelenler kazandı. Önünde giden kazandı. Fenerbahçe'nin olası bir kaybının 10-15 puan neredeyse değerinde bir puan kaybı olacağı baskısı vardı takımın üzerinde. Sonuçta bir deplasman. Gaziantep evet zor günler geçiriyor. Erol Bulut da maçtan sonra söyledi. Yani yönetimimiz yok, işte ihtiyaçlarımız var, ne olacağını bilmiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz falan filan. 1,5 yıldır maaş alamıyorum demiş. Evet, yani çok zor durumda ama o takımda bir kenetlenme de yaratmış kendi içinde. Mücadele ediyor Gaziantep. Gerçekten takdir etmek lazım. Kaliteli oyuncuları da var. Bunu Jesus da söyledi. Gaziantep'in iyi oyuncuları da var. Takım olarak da iyi mücadele ediyorlar. Ama tabii içinde bulundukları şartlar ve günün sonunda Gaziantep'in de çapı belli. O zor şartlarda düşünüldüğünde bir kere beklediğimizden iyi bir Antep olmakla beraber Fenerbahçe'nin işte o rakiplerin kazanmasından sonra en son oynaması ve biz burada bir yine takılırsak ki zaten formsuz ve moralsiz bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu işi nasıl toparlarız kaygısı biraz varmış takımda. Sonra ikinci yarıda rakip 10 kişi kaldığında kendine güvenle o bir kişi fazla oynamanın ve oyuncu değişikliklerinin de yarattığı etkiyle önce Rossi'nin girmesi sonra Arda'nın girmesi o ön taraftaki canlılık ve yaratıcılık, çabukluk Fenerbahçe'yi alıştığımız Fenerbahçe haline döndürdü. Şimdi bir bu Galatasaray maçı ve rakiplerin kazanması. Ama esas Galatasaray maçının evvelinde Galatasaray maçıyla beraber ondan evvel Fenerbahçe'de zaten kötüleşmişti. Yani Dünya Kupası'na giderken son hafta sonra Dünya Kupası'ndan döndükten sonra da arada bir Hatay maçı var Fenerbahçe'nin iyi oynadığı. Onun dışında Fenerbahçe dökülüyor. Şimdi bunu bir şeye bağlamak lazım. Onu da ben yine iki şeye bağlarım. Birincisi Fenerbahçe ön alan baskısıyla kendi oyununu kabul ettiren bir takımdı. Ön alan baskısını çok etkili yapan bir takımdı ve rakibi çıkarken rakibi bozan, top kapıp çabuk gole giden bir takımdı Fenerbahçe. Bu özelliğini kaybetti. Fenerbahçe'nin ön alan baskı becerisi zayıfladı. Bunu çok az yapabiliyor, fazla yapamıyor. Rakip daha kolay çıkıyor. Aksine bir de Fenerbahçe çıkarken kaptırmaya başladı. Ve ön tarafta topla oynarken Fenerbahçe rakibi eksik yakalayamadığı gibi o Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan Jesus'u işte takımın yıldızı Jesus dedirten meziyetleri Fenerbahçe'nin çok hızlı pas yapması ön tarafta ve kazandığı toplarla çok hızlı pas yapıp rakibin boş alanlarını çok iyi kullanmasıydı. Rakibe savunma arkasına iyi sarkıp çabuk paslarla boş alanları kullanarak halı saha golleri atmasıydı Fenerbahçe. Bu pas trafiği de zayıfladı ve çıkarken de bu pas hataları, önde boş oyuncu bulamamak, Fenerbahçe'nin daha durağan oyuncuların daha durağan oynamaya başlaması ve ileride bir yaratıcılık
eksikliğine sebep oldu. İşte son zamanda bu kötü sonuçlarla Arda niye oynamıyor diye her yerde sesler yükselmeye başladı. Hem yorumculardan hem şeylerden, sosyal medyadan, taraftardan, herkesten. Nitekim gerçekten şimdi Arda oyuna girdikten sonra onun pas kalitesinin ne kadar fark yarattığını da hepimiz de görüyoruz. Fiziksel bir eksikliği var elbette. Tam olarak gelişmedi. Onun eksikliğinden dolayı da ilk 11 oyuncusu olamıyor Fenerbahçe'de. Bunu da anlayabiliyorum ama Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuların özetle daha yaratıcı, daha hareketli, ön alan baskısı, topu istemeleri lazım, daha çabuk, eskisi gibi daha çabuk pas yapmaz. Fenerbahçe'nin pas çabukluğu azaldı. Pas kalitesi zayıfladı, yaratıcılığı zayıfladı, ön alan baskısı zayıfladı. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde böyle bir formsuzluk ve futbol kalitesinde düşüş ortaya çıkıyor. Sonuçlara da yansıyor. Rakibe oyununu kabul ettiremeyen bir Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi oynadığı dönemde de arkada açık veriyordu. Yani üçlü savunma oynarken de, dörtlü savunma oynarken de, iyi günlerinde de, iyi oynarken de savunmayı çok öne çıkardığı için ve offside taktiği oynadığı için milimle offside'lar, milimle olmayan offside'lar bir anda Fenerbahçe kalesinde net pozisyonlara sebep oluyordu. Burada çok değişen bir şey yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe'nin işte üçlü savunması çok, dörtlü savunmaya nazaran daha fazla hata yapıyor. Doğru. Dörtlü savunmada oyuncuların ben bugün Antep'te de dün gördüm. Kendini daha rahat hissettiklerini düşünüyorum. Yani dörtlü savunma oynadığında Fenerbahçe yine offside taktiği yapıyor, yine hatalar yapıyor, yine arkaya adam sarkıyor, yine kalede net gol pozisyonları veriyor. Üçlüde de veriyor, dörtte de veriyor. Bu tamam. Zaten bu Jesus'un söylediği, biz bunu alıyoruz bu riski diyordu zaten. Ön alan baskısı uğruna. Önde rakibin sahasında daha o hızla oynayıp orada topu kapmak uğruna, ama işte o uğruna yaptığın şey yapamadığında arka tarafta yaptığın hatalar daha fazla göze çarpmaya başlıyor. Bir de Altay kurtaramayınca o net pozisyonları Fenerbahçe bu hale geldi. Ama baktığımızda Gaziantep'te çok değerli bir 3 puan. Rakiplerin kazandığı hafta, travma sonrası, her ne kadar rakip 10 kişi kalana kadar Fenerbahçe istediği oyunu oynayamamış yine olsa da çok değerli bir 3 puan ve Altay'ın geri dönüşü diyebiliriz. Maçın yıldızı Fenerbahçe'de Valencia, eğer bir tarafta iki golü attığı için ve özellikle attığı ikinci gol, nefis bir gol Valencia'nın, Rossi'nin pası aynı şekilde yine, ama Valencia'nın bu maçın adamı olması vesaire, Altay'ı unutturmaması lazım. Bence Valencia kadar büyük kahraman Altay. Fenerbahçe'yi kötü oynadığı dönemde de oyunun içinde tutması, net pozisyonlar çıkarması. Fenerbahçe'nin de rakip kalede bulduğu net gol pozisyonu var ama kalesinde de gördüğü 2-3 tane Altay'ın çok iyi çıkardığı top var. Altay büyük takım kalecisi gibi uzun zaman sonra nihayet oynadı. Hani hep Mustera kurtarıyor, Altay kurtaramıyor örnekleri verilmişti. Mustera gibi oynadı Altay. Bu da Fenerbahçe için ikinci kazanımı haftanın. Yani hem kazanması, maçı kazanması, hem de Altay'ı kazanması bence şampiyonluk yarışına tutunması bakımından çok önemliydi. Bence hikaye bu. Fenerbahçe eğer bu ön alan baskısına tekrar geri dönebilir, pas çabukluğunu tekrar arttırabilir, ön taraftaki yaratıcılığını, oyuncuların hareketliliğini yeniden tesis edebilirse, yani oynamaya alıştığı şeyi tekrar oynamaya başlarsa, bu artık oyuncularla Jesus arasında halletmeleri gereken bir mevzu. Bir atalet oldu takımda, bir konsantrasyon dağınıklığı oldu final kupası dönüşünde. Jesus'tan da rahatsız olduğu söylenen futbolcular vallahi var. Bir rahatsızlık son dönemde bu da ortaya. Bir rahatsızlık takımda olduğu belli ama bu Jesus'tan diyemem. Mesela dün maç sonu Arda Güler'i gördünüz mü? Ali abi, sen maç sonunu genelde takip ediyorsun. O da mesela mutsuzdu. Yani Mert Hakan da yani onu sakinleştirmeye çalışıyordu yani şimdi, maç sonu. Şimdi Arda tabii etrafta konuşulanları da dinliyor. Genç bir çocuk. Çok yetenekli. O niye oynamadığını o da bence düşünüyor ve bundan dolayı mutsuz da oluyor. Onu mutsuz olması yönünde etrafında etkileyenler de olduğunu tahmin ediyorum. Yani sen niye oynamıyorsun, sen hak ediyorsun oynamayı diyen de çok vardır Arda'nın etrafında, Arda'ya. Böyle bir baskı da geliyordur. Ama sonuçta Jesus karar veriyor ve Arda bundan mutsuz olmaması anormal olur. Yani bundan mutsuz olması gayet normal. Oynamak istiyor. Ama işte eksikleri de var fizik olarak. Bunlar tamam, dünden bugüne, bir günden yarına öbür güne düzelecek şeyler değil. Arda'nın fiziksel olarak ayakta kalacak şekilde
ikili mücadele girmesi, maç içinde topsuz oyunda da varlığını göstermesi, rakibi rahatsız etmesi, bütün bunlar bir günde olacak şeyler değil. Ama bir yandan da son derece yetenekli olduğu da, işte dün 83'te oyuna girdikten sonra da her topu ayağına alışta, top hakimiyeti, çevre kontrolü, verdiği paslar, düşüncesi, felsefesi Arda'nın hemen ön tarafa yansıyor. Bu yaşta tabii ki bu yetenekle de daha fazla dakika almasını herkes istiyor. Ama Jesus'un tabii bir oyun felsefesi var ve bu oyun felsefesinde fizik güç, rakiple mücadele, toplu oyun, topsuz oyun, bunlar çok önemli. Buralarda Arda'yı 90 dakika oynatacak kadar da yeterli görmüyor. Ona da saygı duyması gerekiyor herkesin. Ne var takımda problem? Bilmiyorum. Yani bu takım Jesus geldikten sonra iyi top oynamaya başladı. Jesus gelene kadar Fenerbahçe büyük takım futbolu bir türlü oynayamıyordu. Jesus geldi, oynatıyordu ve Jesus'un takımı Fenerbahçe'nin bu son 10 yıl içinde, 15 yıl içinde çok görkemli kadrolar yaptı Fenerbahçe. Çok büyük dünya yıldızları getirdi Fenerbahçe. Bir tek Zico'nun döneminde Fenerbahçe büyük takım futbolu oynayabildi. Taraftarına keyif verebildi. Bir de Jesus geldikten sonra verebildi ama Jesus'un takımında yıldızlar Crespo, Valencia, Ferdi. Ama Fenerbahçe'den ne oyuncular geldi geçti, bu oyunu oynayamadı Fenerbahçe. Ne hocalar geldi, ne oyuncular geldi, ne maaşlar ödendi, ne bonservisler ödendi. Şu futbolu oynayamadı. Şimdi o futbol oynayan Fenerbahçe'deki bu düşüş de yine Jesus'un çözmesi gereken bir konu. Çünkü yine takım oyunuyla Fenerbahçe yükseldi, takım oyunuyla düşüyor. Yani Crespo çok formsuz da takım, Crespo üzerine kurulu bir takım oynayamıyor değil ki. Evet, Crespo'da da düşüş var. Yani Ferdi hariç açık söylemek gerekirse herkeste düşüş var. Yani Valencia mesela Dünya Kupası'ndan çok moralli formda döndü. O da bir oynamadı. O da bir bozuldu. Şimdi oynuyor tekrar. Yani bilmiyoruz tabii ne yapıyor Jesus. Ama sonuçta hoca bu takımı bu hale getiren, şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren de, büyük keyif veren, taraftarı topu oynatan da Jesus olduğu için bu dalgalanmaları da halletmesi gereken o. Ve o anlamda da kredisi olduğunu düşünüyorum. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.33 saatlerimiz Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesini konuşuyoruz. Samet Akaydın, Barış abi, bu karşılaşmada ayağının tozuyla ilk 11'de mücadele etti. Dörtlü savunmada yanında Salah vardı. Serdar Aziz'de herhangi bir problem yok. Gustavo Henrique maç kadrosunda değil, Luan Perez'de yedek kulübesinde. Yani best stoperden ilk iki sırada tercih edildi. Samet'le de ilgili güzel şeyler söyledi maç sonu Jesus. Siz nasıl buldunuz Samet'in vallahi performansını? Samet ısırıtmadı. Yani bu takımda yeni gelmiş bu takıma gibi değildi. Bu oynuyormuş gibi. Çabuk alıştı. İlk maçtaki görüntüsü rahattı. yani çok ağam şağam işler yaptığını söyleyemem açıkçası. Antep'in duran toplardaki etkinliğine çok bir çare olabildiğini göremedik. Etkili oldu yan toplarda Antep. Pozisyonlar buldu. Samet'in bariz hatası da vardı bir pozisyonda. Ama açık söylemek gerekirse iyi oynadı. Yani kötü bir maç çıkarmadı, sırıtmadı. Diğer stoperlerden farklı mı? Bir fark yaratmadı. Ama en azından acemi de gözükmedi. Rahat gözüktü. Soğukkanlıydı. Rezala ile de diğerleri ne kadar uyumluysa o da o kadar uyumluydu. Şimdi yeni gelmiş bir oyuncu için de bunları söylüyorsak tabii bu Samet için iyi bir şey. Ama diğerleri için de olumsuz bir durum. Yani hemen gelir gelmez ayağının tozuyla senin söylediğin gibi sahaya çıkan, ilk 11 çıkan bir oyuncunun diğerlerini aratmaması diğerleri için bir olumsuz durum. Şimdi işler iyi giderken Mert, bak her oyuncuyu kullanıyor, her oyuncudan verim alıyor, gelen hemen adapte oluyor diye överler hocayı ve takımı. İşler kötü giderken de şunu söylerler, derler ki, yani derler bak gelir gelmez Samet'i oynatıyor, demek ki Gustavo, Serdar bunlar hiçbir işe yaramıyormuş, Luan Perez falan. Hadi Luan Perez gene yoktu zaten ama Gustavo Henrique ve Serdar Aziz devamlı oynayan oyunculardı. Bunlar rotasyonla, üçlü savunma vesaire, iki dörtlü savunmada rotasyonda vardı hepsi. Üçlü savunmada da direkt oynayan oyunculardı bunlar Zala ile beraber. Bir anda dörtlü savunmaya dönüyorsunuz. Zala'yı tamam kalıyor ama onun partneri
üçlü savunmadaki iki oyuncu da, o da taça çıkıyor. Üçlü savunmanın iki oyuncusu Saray dışındaki. Burada tabii bu bir anlamda da olumsuz bir durum hoca için, oyuncular için. Bu oyuncuların kazanmak noktasında tabii moral bozukluğu da yaratacak bu oyuncularda. Fakat tabii Serdar'ın da Gustavo Henrique'ye de çok itiraz edecek, çok şikayet edecek, yani Arda gibi onlar da. Çok şikayet edecek bir halleri var mı? Yüzleri var mı? Onlar da kötü oynuyorlardı. Yani takımın genelinde zaten bir problem vardı ama özellikle savunmanın göbeği, üçlü de oynasalar, dörtlü de oynasalar çok açık veriyordu. Çok hata yapıyordu. Özellikle Gustavo Henrique. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil Gustavo Henrique'nin formasını kaybetmesi. Ama Serdar Aziz açısından da aynaya bakması gerekiyor. Çıkaracağı dersler vardır. Bu kadar tecrübeli bir oyuncunun, Serdar Aziz gibi bir oyuncunun, başka bir yerli oyuncu gelir gelmez ondan formayı kapabilir olması Serdar Aziz'den Jesus'un memnuniyetsizliğini de ortaya koyuyor. Demek ki beklentisini karşılayamamış Serdar Aziz onun. Çünkü orada yani Jesus'un oynattığı taktikte stoperlere çok fazla iş düşüyor. Yani stoperler çok riskli bir oyunu sırtlamak zorundalar. Bu yükü her zaman kaldıramıyorlar. Zalai dışında da düzgün kaldırabilen de görmüyoruz. Salah'ı da beğeniyor musunuz? Ben de mesela onda da bir form düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Dünya Kupası arası sonrası değil, öncesi için de geçerli. Hani Kim Min-jae ile hele kıyaslayınca evet. Salah'ı doğru bayağı arada geride gözüküyor. Doğru söylediğin. Buna da herkes hemfikir. Yani Salah'da bir form düşüklüğü olmadığını söyleyen yok. Salah'da Dünya Kupası öncesinde de vardı bir düşüş. Yani Luan o Perez düşüşte, biraz iyi olsa sanki Salah'ı da kesebilir. Vallahi olabilir. Yani olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani takımın tamamında ne diyorum sana, Ferdi dışında tek tek baktığında ve Valencia'yı da ayırmak lazım. Ferdi ve Valencia dışında takımın tamamında düşüş var. Yani bireysel olarak da zaten bu takım halinde yansıyor. Yani bir tek Ferdi, bir de Valencia'yı ayırıyorum ben. Bu takımın tamamındaki bu düşüşü neye bağlamak lazım? Yani bu çok aşırı ağır antrenmanlardan mı oldu? Takım bir ara canlanmıştı. O sonra yorgunluk olarak mı tekrar etkisini gösterdi? Akla gelen bu, ilk akla gelen. Yoksa çünkü moralsiz olacak, bu kadar formsuz olacak, konsantrasyon dağınıklığı olacak, ne var yani? Bir Galatasaray mağlubiyeti, bir Trabzon mağlubiyeti şimdi. İki tane evet yani derbi mağlubiyeti var. Ama Galatasaray mağlubiyeti öncesinde ki zaten durumdan bahsettiğimiz için yani Trabzon deplasmanında kaybetmek de bu kadar büyük etki yaratmaz. Ondan önce başlayan düşüş, ondan sonra devam ediyor. Bilmiyorum yani, bunun tabii bizim anlamamız mümkün değil. Biz sahaya çıkan takımın oynadığı futbola bakıyoruz. Bunun arka tarafındaki sorunları anlayamıyoruz. Ama işte tespit etmek noktasında az önce de söyledim. Fenerbahçe ön alan baskısını artık yapamıyor. Yani yapıyor ama etkili yapamıyor. Çıkarken daha kolay top kaybediyor. Eskiden bu kadar kolay kaybetmezdi. Öndeki yaratıcılık azaldı. Öndeki çabukluk, pas çabukluğu ve öndeki hareketlilik azaldı çünkü. Oyuncular daha durağanlaştı. Bu da yaratıcılığı çok sınırladı. Çünkü çok ciddi zaten Fenerbahçe'nin bir maestrosu yoktu. Yani oyunu üzerine kurduğu bir oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla da takım halinde bu düşüş bir anda, bir kahraman, bir yıldız da olmadığı için takım içerisinde bir anda Fenerbahçe tıkanıyor. O tıkandığı işte bölümler 11-11 iken Antep maçında da yine yaşandı. Arka tarafta zaten bu riski alarak oynuyorsun. Karşını alamadığında, arka tarafta verdiğin pozisyonlar Altay'ı da kurtaramadığında seni işte bu puan kayıplarına da böyle sebep oldu. Antep maçı da giderdi. Yani 11-11 iken Antep'in geldiği pozisyondan bir tanesi gol olsa, Altay mesela son haftalarda oynadığı gibi oynasa ve yese golleri, üzerine gelen topları, bu maçı da kaybederdi Fenerbahçe. Dolayısıyla kazandığı gibi aynen bu şekilde de kaybedebileceği de bir maç oynadı Fenerbahçe. Dolayısıyla sorunlar çözülmüş değil. Bu galibiyet Fenerbahçe'de problemlerin, kara bulutların dağıldığını göstermiyor. Problemin ortadan kalktığını göstermiyor. Birkaç maç daha Fenerbahçe'yi izlememiz lazım. Eski, canlı, agresif, sert, kolay kazanan, zor kaybeden topu ve çabuk oynayan, çabuk paslaşan, rakibin boşluklarına çok iyi sarkan ve bunu kullanan 4-5 oyuncunun kombinasyonunda hızlı pas yapan ön tarafta bir Fenerbahçe'yi henüz göremiyoruz. Ama bunları bu kadar göremediğimiz halde, takımın genelinin bu kadar formsuz olduğu halinde de işte Samet'in takıma monte edilmesi, hemen oynamaya başlaması, Altay'da bir kıpırdanma, Ferdi'nin Valencia'nın devam etmesi, Valencia'nın dün yıldızlaşması, tekrar morallenmesi, belki formasını artık kalıcı yok, tekrar kazandı Valencia, Batshuayi, Ferdi'nin devam eden formu, bütün bunlarla beraber bütün yaşananlardan puan kayıp
kayıplarından, ağır derbi mağlubiyetlerinden sonra Fenerbahçe'nin bugün yarışta ikinci sırada olması, puan farkının erişilebilir bir puan farkı olması, bunlar da Fenerbahçe'nin bardağın dolu tarafına bakabileceği şeyler. Ali abi, senden de Fenerbahçe ile ilgili yorumlar alalım. Jesus son dönemde çok eleştirmeye başlandı. İşler kötü gidince o da hem ilk 11 tercihi, oyuncu tercihleri, hem sezon başında çok övüldüğü oyuncu değişikliği tercihleri komple eleştirilen bir hale geldi. Sen de bu karşılaşmada tweet attın, değil mi? Arda Güler'in oyuna girmesiyle haklı. Sen de eleştiren kişilerdensin anladığım kadarıyla. Eğer oradan başlamak gerekirse, şimdi Gaziantepspor, Gaziantep düzeltelim, 70'te 10 kişi kaldıktan sonra 70 ile 80 arası oynanan bir bölüm var. Fenerbahçe'nin bir kişi fazla oynadı ama ne oynadığının anlaşılamadığı bir bölüm var Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe bir kişi eksik kalmış bir rakip karşısında, rakibin üzerine gitmeye çalışıyor ama orada bir oyun aklı, bir sakinlik, bir pas tercihlerinde doğru kararlar yok. Dolayısıyla hani orada kenarda tabii Zajc da yok. Hani normal şartlarda Zajc da olabilirdi orada. Yedek kulübesine bakarak ben Arda Güler söyledim. Yoksa hani Zajc da çok rahat bir şekilde o bölümde tercih edilebilirdi. Ama hani o 10 dakikalık oyun o kadar fazla böyle çağırdı ki kenardan bir oyuncuyu. Topla daha sakin, pas kalitesi yüksek. O oyuncu da Arda. O yüzden attım ben o tweet'i. Hani bir zahmet dedim artık. Çünkü Crespo ile Arao'ya artık orada gerek yok. Ve Gaziantep'in o dakikada girdiği modu aslında Erol Bulut da kendi söylüyor. Ya o da çok ilginç. Bizim için maç 70'te bitti diyor. Neden bitti hocam maç senin için 70'te? Ne oldu yani? Hani... O biraz da şöyle Ali. Yani 10 kişi kalmadı. Şimdi çok kırılgan bir takım Gaziantep. Çok zor şartlarda kastettiğini ben anlayabiliyorum. İyi oynadığı 11-11 oynadığı bölümde zaten Fenerbahçe ile oynuyorsun. Kolay bir maç değil. Fenerbahçe de zaten geliyor senin kalene. Yiyebileceğini de farkındasın ama sen atabileceğini de hissediyorsun. Dolayısıyla maçın içindesin ve maça ortaksın. Tamam, ben maçı kazanarak geride değilsin. Tamam, mesela değilsin. Şöyle bir şey olur. Biliyorum, anladım ama yani şu var. 2-1 geride olursun 10 kişi kalırsın. Şu oldu ama. Fenerbahçe'nin tam 3 tane oyuncu değiştirip Lincoln'lü, King'i ve Rossi'yi sahaya attığı dakikalarda Fenerbahçe tam çok daha etkili, canlı oynamaya ön tarafta başlamıştı. Tam o ara 10 kişi kaldı. Yani oyunu da tutamadı. Yani Fenerbahçe'nin de atıl, kötü, yine eveleyip gevelediği, topu çabuk dolaştıramadığı bölümlerde olsaydı belki toparlanabilirdi o moral bozukluğuyla. Ama işte Arda girene kadar Fenerbahçe zaten o oyunculara çok bir şeyini göremedi bence. Bir katkısını göremedi. Girer girmez bir Joshua King'in kafa şutu var. Ama Rossi topla hareketliydi yani. Yani ne olursa çok, olsun çok bence net pozisyona teknik adamı çevirememiş olsa da Fenerbahçe. Teknik adamın 70'te şuydu ama yani toplu oynama üstünlüğü tamamen Fenerbahçe rakipleri sahada oynama üstünlüğünü eline almıştı. Net pozisyona Arda girdikten sonra döndürdü. Ama o yani 70 ile 83 arası işte 12-13 dakikadan bahsediyoruz tahmin ediyorum. O 12-13 dakikalık bölümde de tabii çok da ayıramıyorum. Tam o kırmızıda kart geldiği için hani Fenerbahçe'nin 3 oyuncusunun katkısını da çok ayırt edemiyorum. Çünkü aynı dakikalarda oldu. Hani onun için tam bir cevabım da yok. Senin dediğin gibi mi yoksa ama şunu tahmin ediyorum. Yani Fenerbahçe tam oyuncuları değiştirdi. 3 oyuncu birden attı içeriye. O bir hareket getirdi. O arada kırmızı kart görünce takım da o kırmızı kartın etkisiyle bir de Fenerbahçe'nin oyundaki kontrol ele almasıyla beraber maç bitti diye orada diyor. Tabii bitmemesi gerekir. Bu bir şey değil. Yani ben bir gerekçe olarak, haklı bir gerekçe olarak karşı çıkmıyorum senin dediğine. Ortada bir şey yok. Maç berabere. Süre azalmış. Fenerbahçe'de senden olduğundan daha büyük baskı var. Süre azaldığı için. Çünkü beraberlik Antep'i bozmaz. Fenerbahçe'yle oynadığın maçtan berabere kalmak. Hele içinde bulunduğu şartlarda Antep'in. Ama Fenerbahçe'yi duman eder o beraberlik. Yani maçın 0-0 bittiğini düşünsene. Ya da 1-1 bittiğini düşünsene. Duman olur Fenerbahçe. Şimdi bu maçın son 15 dakikası, son 20 dakikası dediğinde kimin üzerinde baskı daha fazla? 10 kişi kaldı diye Gaziantep'in bu kadar kolay pes etmesi, bu kadar kolay teslim olması mental olarak tek bir gerekçeye bağlanabilir yani. İşte takımın çok ince bir çizgide hareket ediyor olması. Maaşlarını alamamaları, yönetim
belirsizliği, bir başkan yok ortada, başı boş kalmış. Artık onlar o maç için geçerli değil Barış abi. Orada zaten işte, Galatasaray yani, boynunu oynamış. Yani Fenerbahçe 70 dakika başa baş işte oynamış. Başka bir cevap bulamıyorsun ama. Yani orada bir kırmızı kart gördü diye oyuncuların aklına bir anda biz paramızı alamıyoruz gelmiyor. Ya öyle gelmiyor tabii ya, ama. Öyle bir şey ama yok işte, yani. Ama şunu, şöyle olur. Gaziantep maçın başından itibaren dağılır. O zaman denir ki ya işte bu takım çok kötü günlerden geçiyor. Hemen belli oldu. Sağ dışındaki problemlerin sağ içine yansıdı. Yani dün Gaziantep iyi konsantre olmuştu. İyi mücadele etti. Ama 70'te 1-1 berabere giderken karşılaşma, yani bizim için maç orada bitti. Hayır, aslında maç senin için yeni başlıyor çünkü riski alacak olan taraf Fenerbahçe son bölümde. Yani varını yoğunu ortaya koyacak, oradan 3 puan çıkarmaya çalışacak olan taraf Fenerbahçe. Sen 10 kişiyle de gayet 20 dakika, hadi uzatmalarla beraber 25-30 dakika oynayabilirsin. O bana garip geldi, onu bir söyleyeyim dedim. Bir şey tabii, haklısın yani. Hocanın bahane olarak ortaya koyduğu şey haklı bir gerekçe değil. Yani bir zafiyet, takımda bir zafiyet yani. Bunu kabul ediyorum. Ama hani neye bağlayabiliriz diye düşündüğümde takımın genel kırılganlığına bağlayabiliyorum bunu. Hani dediğin gibi maaşı alamadıkları bir yönetim birisi diye o anda akıllarına gelmiyor elbette ama zaten zorlukla bir mücadele ortaya koyarlarken işte bir de kırmızı kart, bir de 10 kişi kaldık, Fenerbahçe'de topla daha fazla oynuyor ve geliyor üzerimize artık diye o bütün o şey yük bir anda oyuncular bir anda taşıyamıyorlar, elektriği kayboluyor Gaziantep'in diye görüyorum, öyle okuyorum ama bu hocanın bir gerekçe olarak söyleme yani onun sonuçta ama zaten Erol Bulut'ta şunu görüyoruz yani o kendisi de kulübede inanmamış. Yani işte bir sürü şey arka arkaya sıralıyor. Zaten diyor çok zorlarız. Yani bir anda ağlama duvara döndü Erol Bulut'un konuşması. Halbuki işte biz de kazanmayı en az Fenerbahçe'de hak ettik, daha iyi oynayan taraftık falan derken sonra bir kırmızı kart hadisesi söylüyor ve ondan sonra bambaşka bir tablo çiziyor. Ama yani Ali'nin çok haklı olduğu şey şu, çok katıldığım, 11-10 olduğunda sen çekil savunmaya, gelsin Fenerbahçe gene senin üzerine. Zaten kontrataktan Fenerbahçe çok açık veren bir takım. Bir kişi eksik oynadığı için takım daha fazla koşup daha fazla mücadele ediyor. Çünkü bu 10. dakikada görse bu kırmızı kartı, tamam söyleyecek hiçbir şey yok. Daha 80 dakika biz nasıl duracağız Fenerbahçe'nin karşısında deyip moral bozukluğunu anlayabilirim. Ama 70'te gelen bir kırmızı kart, 20 dakika şunun şurasında, anlatabiliyor muyum? Burada baskı hisseden Fenerbahçe. O 20 dakikayı oynayabilirsin bir kişi eksik. Evindesin, seyircinin önündesin. O 20 dakikayı çıkartabiliriz diye düşünmeleri gerekiyordu. Oyuncuların da kendilerine güveni çok bıçak sırtı, çok ince. Yani bir özgüven problemi var Gaziantep'te zaten. Bununla beraber Fenerbahçe'de sezon başından beri sıkıntılardan bir tanesi, rakip yaralarına geçtiğinde Fenerbahçe pozisyon üretmekte, set oyununda pozisyon üretmekte zorlanıyor. Bunu da bu sezon ne oluyor? Senin sesinle ilgili yine az geldiğine dair mesaj var da yine uzak. Yakın olacaksın. O yüzden olabilir. Barış abinki de yine kısmen azmış. Benimki yine fazla geliyor. Demiş. Ama ben yakın sonra duruyorum. Eğer az bizden, benden yani demek ki ondan değil. Evet. Fenerbahçe set oyununda pozisyon üretmekte en övüldüğü zaman dahi sıkıntı yaşıyordu. Sezon içerisinde en farklı galibiyetleri aldığı zaman dahi sıkıntı yaşıyordu. Ancak tabii skorların iyi olması, takımın lider olması, Avrupa'daki iyi sonuçlar onu biraz geri plana atıyordu. Aslında dünkü karşılaşmada da öyle çok fazla değişen bir şey yoktu Fenerbahçe'nin sezonun ilk bölümlerine göre ki pozisyon üretmesinde sete yerleştiği zaman. Şimdi Fenerbahçe golü buldu. Orada bir savunma hatasından gol geldi. Ondan sonra Fenerbahçe'nin ilk yarıda hangi pozisyonu var? Başka isabet düştü yok. Yok, doğru dürüst. Pozisyonu yok i̇lk Fenerbahçe'nin. Yok. İlk yarı Altay maçının yıldızı. Bir tane Ener Valencia'nın vurduğu yarı vole var. Out'a çıkan. Batshuayi'nin offside golü var. Orada bir pasla attığı gol var. Onun dışında Fenerbahçe'nin ürettiği bir şey yok. 11-11 oyunda. Yok. Ama bu diğer karşılaşmalarda da çok farklı değildi. Hani Fenerbahçe baskı yaparak, topu kaparak, rakibi eksik yakalayarak pozisyon ve goller atıyor. Bu çok güzel. İyi bir artı. Şampiyonluğa giden bir takım için. Ancak işler set oyununa döndüğü zaman Fenerbahçe hep zorlanıyordu. Ama işte zorlandı. Döndürmüyordu. Yani bu baskı şiddeti çok
daha yüksekti. Evet. Set oyununa ihtiyaç duymuyordu. Şimdi baskı azalınca set oyununa daha fazla ihtiyaç duyması ortaya çıktı ve set oyununda da zaten çok bir şey yoktu Fenerbahçe'de. Yok ki set oyununu. İhtiyaç kalmıyordu. Yani set oyununu alacak, yaratıcılıkta maestro görevini yapacak öyle bir oyuncu yok. Fenerbahçe'nin merkezinde Crespo en yaratıcı oyuncusu. Şimdi merkezde en yaratıcı oyuncu Crespo. Şimdi Crespo'nun da yani Crespo'nun da esas özelliği yani çok yönlü bir oyuncu Crespo ve çok gerçekten üst düzey oynuyor son zaman hariç genel olarak ama esas yetenekleri Crespo'nun topu aldığında topu dağıtma özelliği değil. Enerjisi, top kazanması, ikili mücadelesi, topu da ayağı da düzgün olup iyi kullanması, pozisyonlara iyi girmesi, iyi sürmesi ama bunları da uygulamakta sorun yaşadığında Fenerbahçe yani girmeyeyim çok Ali'nin sözüne ama zaten hiçbir zaman Fenerbahçe'nin set hücumunda Arda'nın bir Arda gibi bir oyuncusu yok sahanın içinde. Yani Arda'nın tecrübelisi, Arda'nın fiziklisi yok öyle bir oyuncu. Arda girerse ancak o yönü çıkıyor takımın ortaya. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin bütün becerisi, enerjisinden, ikili mücadeledeki becerisinden ve topu çabuk dolaştırarak rakibin savunma hattı arasındaki boşluklara pasları oyuncuları kaçırarak çizgiye inerek bulduğu pozisyonlar Fenerbahçe. Fenerbahçe hep golleri çizgiye inerek, paslaşarak buldu bugüne kadar. İşte o noktada yani sen pres gücünü yüksek yaparken hiç set oyunu oynamıyor muydun? Oynuyordun. Şimdi daha fazla oynayabilirsin süre olarak. Demek ki burada eğer Fenerbahçe'nin pres gücünün azaldığı düşünülüyorsa o zaman set oyununu daha fazla dakika oynayacaksa Fenerbahçe oyuncu tercihlerinin de teknik adam tarafından biraz daha o yöne kayması lazım. Pres gücü tekrar geri gelebilir mi? Evet geri gelebilir ama bir gerçek var. Artık çoğu teknik adam Fenerbahçe'nin ne yapacağını, nasıl davranacağını çözdü. Ve ona göre oyuncuları sahaya sürüyorlar, takımlarını sahaya sürüyorlar. Mesela dün oyunun başlangıcı Fenerbahçe 8. 9. dakikada öne geçti ama iki kez Fenerbahçe öne geçene kadar Gaziantep Fenerbahçe savunmasının arkasına saktı. İki kez. Ve ikisi de tehlikeli pozisyonlar. Şimdi oyun sete döndü. Sete döndüğü zaman sen 1-0 önde olduğun bir karşılaşmada bir şey üretemiyorsan demek ki Fenerbahçe'nin top ayağındayken daha verimli oyunculara ihtiyacı var. Bunu neden söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum. Mesela Joshua King, mesela Zayis, mesela Arda Güler. Bu oyuncular seti daha iyi oynayan, sette daha aktif olup etkili işler yapan oyuncular. O zaman bunların daha çok sahada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin pres gücü azaldıysa. Pres gücü yüksek, tamam belki çok fazla ihtiyacın olmayabilir skor alırsan ama skor düştüğü anda Fenerbahçe'nin daha iyi pas yapan oyunculara, daha oyun görüşü yüksek, daha bir anda rakip savunmanın dengesini değiştirebilecek oyunculara o sihre ihtiyacı var. Dün de işte Arda girene kadar Fenerbahçe 10 dakikayı adeta kaybetti. Ne yaptığını çok bilmiyordu. Arda girdikten sonra çok önemli bir şey yaptı mı? Bence yapmadı. Ama ne yaptı? Topu verdi doğru yere. Topu doğru yerde aldı. Topun Fenerbahçe'de kalmasını sağladı. Ve Fenerbahçe hücum ederken hücumda adeta hani Arda 17 yaşında ama bir olgunluk gördük Fenerbahçe'nin hücumlarında. İşte o olgunluğa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin hücum ederken ve neticede Fenerbahçe'nin dün golü geldi. Tabii bütün bu hani oyun içinde yaşananların dışında Barış abinin de söylediği gibi hani Fenerbahçe açısından öyle çok lamacimi olan bir karşılaşma değildi. Burada Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybı işleri iyice zora sokardı. Zaten öyle hazır bekleyen bir grup var. Sosyal medyada da, yazılı basında da. Hani istiyorlar ki böyle bir şey olsun ve ondan sonra olay köpürsün. Çünkü Fenerbahçe bunu defalarca yaşadı geçtiğimiz sezonlarda. Ama bu kez Fenerbahçe biraz daha sakin kalmıştı puan kayıplarından sonra. Ve dün de kazandı. Artık bundan sonra zaten Fenerbahçe'nin kazanarak devam etmesi lazım. Çünkü işte bir kazandın bir mağlup oldun gene aynı şeyler devam eder. Fenerbahçe'nin de mini bir seriye ihtiyacı var. Bir de karşılaşma ile ilgili son olarak hakemden bahsetmek lazım. Mustafa Kürşat Filiz ikili mücadelelerde oldukça kötü kararlar verdi. Çoğu pozisyonda faulü ya da olmayan faulü süzemedi. Kartlar çıkmadı. Dolayısıyla bence maçın
kalitesini direkt olarak kötü yönde etkileyen bir yönetim gösterdi. İlk yarıda Sagal'ın Ferdi'nin ayağına basması var. Direkt sarı kart. Onu vermedi. Jile Boji'nin Valencia'nın sırtına vurduğu tekme var. Orada sarı kartı vermedi ki o iki oyuncu da daha sonra sarı kart gördü. Yani Sagal 3 tane sarı kartlık hareket yaptı karşılaşmada. Jile Boji 2 tane yaptı. Bir tanesinde sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin yediği golde olan faulde orada bir faul yok. O pozisyonda herhangi bir faul yok. Yani orada top Ferdi tarafından çok net bir şekilde ayakla müdahale ederek kesiliyor. Gaziantep'li oyuncu kulağına hafif gelen bir darbede yüzünü tutuyor. Yani alakasız şeylere Mustafa Kürşat Filiz ne yazık ki faul verdi ya da vermedi. Dolayısıyla o da bence kötü bir sınav verdi ki o da son dönemde yükselişte olan hakemlerden biriydi değil mi? Yani bu maçı atandığına göre Fenerbahçe karşılaşması meyakiye bir şey görüyordu. Evet, bir şey görüyordu ama bence dün iyi gününde değildi. O da biraz etki etti oyuna. Ben hakem yorumundan önceki değerlenmesiyle ilgili hani oradan alayım. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Galatasaray maçını tabii konuşuruz. Cuma günkü maçtı. En erken oynandı. Ama mutlaka bugün tabii konuşulur. Onunla alakalı ama Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray kötü oynuyordu. Okan Buruk tartışılıyordu. Galatasaray doğru düz gol pozisyona giremiyordu. Doğru düz gol atamıyordu. İşte Icardi geldiğinde iyi oldu. Sonra Icardi sakatlandı bir dönem. Gene Galatasaray'da sorunlar devam ediyordu. Gomis sırtlamaya çalışıyordu falan ama Galatasaray'ın oyunda çabukluğu, oyunda üstünlüğünü kabul ettirmesi, maç tempo, yani oyun temposu, pas çabukluğu vesaire çok sorunluydu Galatasaray'da. Fenerbahçe tersine işte az önce iyi zamanıyla ilgili söylediklerimizle beraber ligi domine eden lider Jesus övülüyor. İşte takımın yıldızı Jesus, yani takımın yıldız oyuncusu yok Galatasaray gibi çok tecrübeli ve marka etiket oyuncular yok Fenerbahçe'de ama Fenerbahçe takım olarak etkiliyor, heyecan veriyor, tribünlerini dolduruyor. Galatasaray tartışılıyor, Okan Buruk tartışılıyor. Şimdi oradan geldiğimiz noktaya bak, lider Galatasaray, iyi oynayan Galatasaray, coşkulu Galatasaray, tribünleriyle beraber coşan Galatasaray. Hatay maçının en ilginç tarafı, en dikkat çekici tarafı müthiş bir tribün desteğiyle artık şampiyonluğa tamamen inanmış bir Galatasaray takımı var sahada. Ve taraftar da takımı oynatıyor bir anda. Ve Galatasaray artık arka arkaya bol gollü galibiyetler almaya başladı. Bunu bir alışkanlığa, bir winner alışkanlığı döndürüyor. Şimdi Galatasaray bak az önce söylediğim tabloda bu ligin ilk yarısıydı. İlk yarısının ilk bölümüydü. Şimdi ilk yarı dün itibariyle tamamlanmış oluyor fiziken. Her ne kadar ara olmayacak olsa da Dünya Kupası'ndan dolayı ama şimdi ilk yarının ikinci bölümü, ilk bölümüyle ikinci bölüm arasında geceyle gündüz gibi bir fark var. Bu sefer önde giden coşkulu, tribünlerle bütünleşmiş bir Galatasaray var. Momentumu almış, etkili atak yapan, çabuk oynayan, önde baskı yapan, topu kazandığında çabuk oynayan, topun kontrolünü tamamen elinde tutan, bol pozisyona girip bol gol atan bir Galatasaray takımı. Öbür tarafta Fenerbahçe bir sürü o ligin ilk yarısının ilk bölümündeki onu coşkulu hale getiren özelliğini kaybetmiş bir Fenerbahçe. Şimdi bir anda bu değişiyor. Bu yine değişebilir. Devamlılık zaten bir lig uzun bir maraton ve devamlılık konusunu en iyi halledenler şampiyon olan takımlar zaten. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin iki tane dolabında iskelet var. Tamam mı? Dolabında iki tane iskelet var. Birincisi işte bu kaybettiği momentumu geri kazanması ve ezeli rakibinin ve büyük de bir derbi galibiyeti almış olan ikili averajda üstünlüğü de artık eline aldığınız rahatlıkla söyleyebileceğimiz ve puan olarak önde gidip o puan farkını açmayı sürekli tehdit eden açma konusunda Fenerbahçe'yi yakaladığı momentumla ve camiasının ve özellikle tribünlerin Hatay maçındaki görüntüsüyle beraber o havanın tamamen geldiği bir takım. Şimdi Fenerbahçe buna bakıyor, arkasından bakıyor buna ve dolayısıyla bu bir moral bozucu bir durum. En ufak bir tökezlediğim anda ben bir daha yakalayamayabilirim rakibimi. Çünkü o momentumu almış durumda ve tamamen kenetlenmiş durumda. Oyuncular, teknik direktör, taraftar, yönetim vesaire. Bu bir problem. Bunu hepimiz biliyoruz. İkinci bir iskelet daha var Fenerbahçe'nin dolabında. O da Ali'nin söylediği konu.
Şimdi bu kadar coşkulu, tribünleriyle bütünleşmiş bir Galatasaray varken önünde puan farkıyla önde giden Fenerbahçe'de de bu tökezleme devam etsin de tribünlerde gidelim, protesto edelim. Kadıköy'ü olumsuz anlamda yangın yerine çevirelim diye bekleyen bir grubun da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çok dikkat çekicidir. Sosyal medyada dolaşanlara baktım maç öncesinde, takım kaybetsin biz de Jesus'a, yönetime özellikle Arda üzerinden, Jesus üzerinden başkana ve yönetime vuralım diye bekleyen Fenerbahçeli bir kesim var. Ya bunlar Fenerbahçeli. Ama maça çıkarken işte hemen bakıyorum, nereden çıktı bu orta saha, Mert Hakan nereden çıktı? Yani Mert Hakan nereden çıktı? İşte diye söylüyor. Arda niye yok gene de? İlk 11'de bekliyor Arda'yı. Arda ne zaman ilk 11 oynamış? Yani Jesus ne zaman oynatmış daha doğrusu? Ki bu maçta bekliyorsun sen. Niye Mert Hakan var? Zayt varken falan. Şimdi bunlar ve bir kesim, bunlar birbirini de bu arada organize bir kesim bu. Birbirlerini retweet ediyorlar, birbirlerini like'lıyorlar. Bir hareketlilik var Fenerbahçe taraftarında, sosyal medyada ve tahmin ediyorum tribünlerde de olabilir. Çünkü adam açıkça bir tane hesap, yeni ortaya çıktı bir bu hesap, tribünleri temsil ettiğini iddia eden bir hesap. Diyor ki işte bu maçta da Arda'yı oynatmazsan bundan sonra Kadıköy'de olacaklardan biz sorumlu değiliz diyor. Açıkça tehdit var. Açıkça tehdit var ve Kadıköy'de tribünleri karıştırmak için hazırlık yapan bir kesim var. Şimdi sağduyulu Fenerbahçe taraftarı bunu ne kadar bastırabilir bilemem. Ama işler kötü gitmeye devam ederse Fenerbahçe'de, bir az önce söylediğim Galatasaray'ın momentumu, önde gitmesi, bütünleşmiş, kenetlenmiş, iyi oynayan, hocanın kredi biriktirdiği, takımın özgüven biriktirdiği, taraftarın coşku biriktirdiği bir rakip var önünde ve senin puanla önünde gidiyor, puan farkıyla. Ama bir de en ufak bir başarısızlıkta kenetlenmekten ise takımı itmekten ve moral vermektense başkana, yönetime ve teknik direktöre vurmak için ellerini ovuşturan bir taraftar da oluştu, çıktı ortaya. Yoktu bu. Son zamanda ortaya çıktı. Bu da dolaptaki ikinci iskelet. Yani Fenerbahçe'nin en ufak bir başarısızlıkta, bundan sonrası için söylüyorum, Antep maçı bu anlamda çok önemli bir eşikti. Ama Fenerbahçe her maç bu tehlikeyle karşı karşıya. Galatasaray puan kaybetmediği sürece. Galatasaray puan kaybederse, Galatasaray tekrar kötü oynadığı bir puan kaybı falan yaşarsa onlar yine bir sessizleşirler. Ama Galatasaray iyi gittiği sürece Fenerbahçe'nin en ufak bir puan kaybı bundan sonra puan farkının da açılmasına sebep olacağı için bunu fırsat bilip Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyen bir grup olduğunu da yani isteyen demeyeyim ama karıştırmak için fırsat bekleyen diyeyim yani. İstediğini söylemek ağır oluyor. Ben sevmem öyle şeyleri, böyle konuşmaları. Taraftar normalde hiçbir zaman takımını kaybetmesini istemez. Ama başka ajandalar ortaya çıktı. Yani kaybederse de biz de bu fırsatı kullanalım diye düzelteyim ben o lafımı. Bu da tabii Fenerbahçe için çok büyük bir handikap. Çünkü bir takım şampiyon olacaksa taraftarıyla bütünleşmeden olamaz hiçbir zaman. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8-15 saatlerimiz... ...şimdi Trabzonspor Başakşehir maçına... ...geçiş yapalım... ...cumartesi akşamının... ...ve belki de haftanın en önemli karşılaşmasıydı... ...bu karşılaşma... ...Trabzonspor 5-0 kaybetti... ...Alanyaspor maçından sonra... ...bu maça çok da kritik bir takıma karşı... ...çıktı Başakşehir... ...Dünya Kupası arası sonrası sonuç olarak... ...iyi işler yapıyor ama oyun olarak onlar da... ...çok ileri gidemiyordu... ...böyle çok keyifli bir maç olmadı... ...bilmiyorum katılır mısınız... ...Trabzonspor...
1-0 kazandı. Gol tabii biraz şans eseri oldu Volkan Babacan'ın. Çok büyük hatası. Bu ara kaleci hataları tabii çok revaçta. Mert Günok'tan da aynı gün büyük bir hata görmüştük. Volkan Babacan da hatayı yaptı. Trabzonspor 1-0'a geçti. Ve devamında da skoru korumaya yönelik özellikle ikinci yarıda 46'dan sonra bir oyuna geçti. Abdullah Avcı da buna vurgu yaptı. Beklediğini de buldu. Son bölümdeki baskıdan da Başakşehir bir gol çıkaramadı. Ve Trabzonspor rahat bir nefes aldı. Aslında bunu yapıyorlar. Yani ağır bir mağlubiyet, üzeri galibiyet. Mağlubiyet, galibiyet. Trabzonspor ikinci adımı yapamıyor. Yani bu galibiyetin üzerine bir galibiyet daha eklemek Trabzonspor için sanki çok daha zorlu şu aşamada. İlk adımı tabii başarıyla yerine getirdiler. Tabii Karagümrük mağlubiyetinden sonra Giresun karşısında tepki vermekle yine çok ağır bir 5-0'lık mağlubiyetin ardından Başakşehir karşısında tepki vermek arasında fark var Trabzonspor lehine. Yani Giresunspor karşısında o tepkiyi verebilirsiniz. Ama Başakşehir karşısında açıkçası Trabzonspor'un zorlanması, hani maçın sonunu zor getirmesi anlaşılabilir bir durum. İkinci yarıdaki oyun hani Trabzonspor'a yakıştı mı ya da Trabzonspor öyle mi oynar sorusunun cevabı değil. Artık orada Trabzonspor tamamen puana yönelik bir anlayışla mücadele etti. Yani ikinci yarının herhalde bir son 35-40 dakikası Trabzonspor'un rakip kaleye gitmediğini gördük. Düşünmedi bile rakip kaleyi Trabzonspor. Tamamen kendi sahasında skoru korumaya yönelik bir görüntü çizdi. İlk yarıda tabii Trabzonspor biraz daha önde. Baskı, pozisyonlar, gol. Hani Trabzonspor'a tepkiyi verdi maçın başında İstanbulspor karşısında. İstanbul'da Başakşehir. Başakşehir. Aslında Başakşehir'de onu tahmin etmiştir diye düşünüyorum ama karşılığını veremedi tam. Yani Trabzonspor'un o şekilde başlayacağını büyük ihtimalle konuşmuşlardır. Sonuçta iç saha karşılaşması. 5-0 kaybetmişsin. Dolayısıyla bir tepki verecekti Trabzonspor. Başakşehir'de orada istenilen cevabı veremedi. İkinci yarıda Başakşehir hani ne yapabilirdi daha fazla? Aslında yapabileceğini yaptı. Başakşehir'in oyununu seninle konuşuyoruz. Top hızlı değil Başakşehir'de. Oyuncular da hızlı değil. Dolayısıyla sete yerleştiği zaman Başakşehir duran toplarda ya da rakibin pozisyon almasındaki sıkıntılarda genelde üretebiliyor ki Trabzonspor karşısındaki pozisyonlarda ağırlıklı olarak duran toplardan geldi. İşte bir kafa var. Serdar'ın kafasında duran toptan mı gelmişti? Direkten dönen ayrı, bir de Serdar'ın kafasında duran toptan gelmedi galiba. Hatırlamıyorum başlangıcını. Uğurcan iyi kurtardı o pozisyonu dedi. Evet, evet, Uğurcan kurtardı onu. Dolayısıyla hani Trabzonspor açısından oyunu mu düşüneceğiz yoksa az önce Fenerbahçe'de konuştuğumuz gibi skoru mu düşüneceğiz? Aslında Beşiktaş'ı bile bu üçlüye ekleyebilirsin. Hepsi için bu hafta skor önemliydi. Yani bu hafta oyun bir tarafa. Hiç kimse bugün ne Fenerbahçe'de ne Trabzon'da ne Beşiktaş'ta ya biz de çok iyi oynamadık diye düşünmüyordur. Oh be 3 puanı aldık diye düşünüyorlardır. Çünkü lig artık öyle bir noktaya gelmişti. Hani zaten Trabzonspor ve Beşiktaş böyle uçurumun kenarında diyorum ya tırnaklarıyla böyle tutunmaya çalışıyorlar, düşmemeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'de yani artık tek eliyle tutunuyor gibiydi. Galatasaray'ın puan farkını 7'ye çıkarmasının ardından. O yüzden Trabzonspor'u da o gruba rahatlıkla ekleyebiliriz. Önemli olan sonuçtu. Trabzonspor bir şekilde sonucu almayı başardı. İşte Bruno Peres'in dönüşü Trabzonspor için herhalde oldukça iyi ki Abdullah Avcı bir anda Bruno Peres'i de 11'e attı. İşte Janini'yi 11'e attı. İşte Uğur Meleke'yi okudum. O da şunu söylemiş. Hani bugüne kadar gelen kadro şampiyon kadro değildi. Şampiyon kulüptü. Şimdi Abdullah Avcı daha çok şampiyon oyuncuları geri döndü demiş bu şeyde. Ne derler? Başakşehir maçının 11'inde biraz daha geçen gelen, evet, şampiyonluk yaşayan oyuncuları tercih etmiş. Öyle bir yorumu olmuş. Ama bir taraftan Abdullah Avcı'yı dinliyorsun maç sonunda. Oldukça sıkıntılı köstebek var diyor kulüpte. Ben diyor idmanda bir şey dedim diyor. Rakip şaşırtmak istiyorum. Ondan sonra bir bakıyorum. Çok doluydu. Evet, bir bakıyorum akşam sosyal medyada diyor. Ve bunu kimin yaptığını biliyorum diyor. Gene şeyle alakalı olarak taraftarın takıma katkısıyla olarak Abdullah Avcı'nın büyük bir beklentisi var. Taraftarın daha fazla işin içine girmesini istiyor ama artık taraftar profili değiştiği için
taraftar profili başarı odaklı bir profil olduğu için bu her takımda böyle. Ancak kazandığınız zaman yanınızda oluyorlar. İşler kötü giderken pek taraftar ortada yok. Dolayısıyla Trabzonspor'un işte o senin söylediğin maçları kazanarak bir seri yaparak, hepsinin seriye ihtiyacı var. O zaman belli bir hava yakalayarak tekrar bir taraftar takım bütünleşmesi yakalayabilir. Yoksa Trabzonspor böyle bir ileri bir geri gittiği sürece taraftar da bu kadar en fazla katkı verir. Orada çok fazla bir beklentisinin olmaması lazım. Diğer yanda saha içerisinde Abdülkadir'in oyunu karşılaşmada güzeldi. Oldukça mücadele etti. Yani takımda Abdülkadir'den belki beklemezsin ama o takım içerisinde mücadele gücünü arttıran oyunculardan biri olarak gözüktü. Bu maç bir de roller sanki değişmiş. Bakasitas preste daha forveti çifleyen taraftı. Ömür daha geride oynayan taraftı ki sezonun büyük bir kısmında Bakasitas 8 numara gibi oynuyordu. Evet, onu evet. Değiştirmiş. Bu maçlık mı artık rakibe göre bir analiz mi yoksa hep mi böyle devam edecek? Herhalde sonraki maçlarda anlayacağız ama benim dikkatimi o çekti. Trezeguet bir ara maçta seni aldım. Kanat değiştirdi. Ondan sonra baktı. Orada olmadı. Naci oyuna girdikten sonra. Tekrar sola geçti. Tekrar İlk baş sağa geçti. Sonra sola geçti. Naci girdiği zaman sağa geçti. Sonra tekrar kanat değiştirdi. Hatta spiker de şey dedi. Trezeguet etkili olamayınca kanat değiştirdi dedi. Ben de Mertelen bunu duyuyor musun diye seni andım. Şimdi etkili olduğunda da ben mi anayım seni? Şimdi? Sağ tarafta etkili olursa sen beni an. Sağ tarafta etkili olmadığı sürece beni anmana gerek yok. Bu da dönemsel yani. O yüzden çok şey yapmayacağım. Önemsemeyeceğim. Zaman zaman da solda etkisi olacak. Sağa geçecek belki. Yani genel anlamıyla Trabzonspor'un ilk yarı oyunu mesela 10 üzerinden 7 ise ikinci yarı oyunu 10 üzerinden 4 civarındaydı. Ama bu da Başakşehir'i mağlup etmeye yetti. Başakşehir'in de belki biraz bunun üzerinde düşünmesi lazım. Başakşehir Galatasaray'a farklı kaybetti, gol atamadı. Fenerbahçe'ye kaybetti, gol atamadı. Trabzonspor'a kaybetti, gol atamadı. Beşiktaş'ı 1-0 yendi. O karşılaşmada daha iyi olan taraf Beşiktaş'tı. İkinci yarıda da bir şutu mu vardı, iki şutu mu vardı Başakşehir'in o karşılaşmada? Beşiktaş maçında mı? Evet. Yani 4 karşılaşma, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet. Üçünde gol atamayan bir takım. Bunu neden söylüyorum? Geçmiş yıllarda Başakşehir'in zirvede olma sebeplerinden biri direkt rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda aldığı iyi sonuçlardı. Genelde daha iyi sonuçlar alırdı Başakşehir. Ama bu kez ligde zannedersem 4 mağlubiyetleri var. 3'ü az önce bahsettiğimiz, doğru mu söyledim? 4 mağlubiyet. 4 mağlubiyet. 3'ü bu karşılaşmalarda geldi. Şimdi direkt rakiplerine mağlup olduğun zaman oralarda olman çok kolay değil. Başakşehir de bunun dezavantajını yaşadı bu sene. Zaten Beşiktaş ve Başakşehir bu büyük karşılaşmalarda kötü performans gösterirken Trabzonspor'un da burada olma sebebi tam tersi rakiplerinden 3'er puan alması oldu. Yani Beşiktaş'a, Galatasaray'a mağlup olmadı. Fenerbahçe ve Başakşehir'i yenmeyi başardı Trabzonspor. Dolayısıyla en azından direkt rakibine puan vermedi. Galibiyet anlamında. Yani 3'ü alıp kimse gitmedi Trabzonspor'dan. Bu da Trabzonspor'un işte az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş'la beraber böyle tırnaklarıyla o uçurumun kenarına tutunmasını sağlayan faktör oldu. Maç sonu açıklamalar benim dikkatimi çekti. Özellikle futbolcu cephesinden Abdullah Avcı'ya büyük bir destek olduğunu gördük. Hani taraftarın destek verdiğini zaten görmüştü. Yönetim o desteği verdi. İstanbul'da da görüştüler, tweet attılar, paylaşımlar yapıldı. Ama futbolculardan öyle net bir şey görememiştik. Sadece söylenmişti. Bu kaptanların da Abdullah Avcı'nın evine gitti. Mesela bu maçtan sonra hem Uğurcan Çakır hem Bakasitas Abdullah Avcı ile ilgili olumlu sözler söyledi. Mesela Bakasitas'ın notunu almışım. Kaptanlarımız oyuncular olarak hep beraber oturduk. Kaptanlarımız çok iyi bir duruş gösterdiler. Takım olarak hocamızın yanında durduk. Son haftalarda yaşadıklarımız kolay değildi. Bu duruşu gösterebilmek önemliydi diyor Bakasitas. Güzel bir mesaj vermiş. Uğurcan Çakır'ınki de yine benzerdi. Taraftar gayet bence formundaydı. Peki ben şartlarda. Sana şeytan avukatlığını yapayım. Oyunculardan ses çıkmadı. Oyuncular taraftar ve yönetimin Abdullah Avcı'ya destek verdiğini gördükten sonra bu açıklamaları yapmış olabilirler mi? Öyleyse de yine iyi. Yani o, bilmiyorum. Tabii ki yani bu işte yıllar önce verilen bir örnekti. Aziz Yıldırım Ersun Yanal konusunda o dönem Aziz Yıldırım'ın Ersun Yanal'la ilgili sezonu kesinlikle onunla bitireceğiz demesi değil mi? İlk 4 hafta içerisinde böyle bir diyalog yaşanmış soyunma odasında. Hani futbolcular sanki burun kıvırıyormuş ama o mesajı aldıktan sonra da sezonu şampiyonlukla tamamladı.
Şimdi de belki dediğin gibi öyle ise böylese. Öyle veya böyle yani yönetim arkasında durdu, taraftar durdu. Futbolcular da baktılar Abdullah Avcı'nın gideceği yok. Biz de bu hocayla devam edeceksek onun isteklerini yerine getirmeliyiz daha fazla. Memnun olmalıyız. Hani sonuca bakarsam bence güzel olmuş Trabzonspor için ki böyle de olmamış olabilir. Yani tabii, bu bir varsayım sadece. Dedim sadece. Aynen belki de. Alakası yok belki. Futbolcular da zaten çok benimsiyorlardı Abdullah Avcı'yı. Şimdilik hani bütün cephelere baktığında başkan, yönetim, taraftar, futbolcular, kaptanlar herkes Abdullah Avcı'nın yanında. O yüzden de bir sürede Abdullah Avcı'yla yola devam edilmesi Trabzonspor için en doğru çözüm. Mesela şöyle bir şey de okudum hafta sonu. Mesela Galatasaray'da işte Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Torrent geldi. Hani birini gönderiyorsun ama yerine getirdiğin daha kötü performans verebiliyor. Abdullah Avcı'da da böyle olma ihtimali vardı. O yüzden hani gönderecektin de kimi getirecektin? Daha kötü olabilirdi Trabzonspor. O yüzden kalması çok daha doğru karar diye bir yorum var. Bu örnekler de çoğaltılabilir. Hatırladığım ilk örnek Fatih Terim Torrent. Ama başka değişikliklerde de takımın daha kötüye gittiği örnekler bulabiliriz herhalde. İşte zaten doğal bir kuvvetli hoca adayının olmaması Trabzonspor için en ciddi problemdi. Yani Şenol Güneş boşta olsaydı o esnada. Evet, o kesindi. Daha farklı olabilirdi. Ama ben sana sordum. Kim dedim doğal teknik adam şu an? Çünkü Galatasaray'da belliydi. Beşiktaş'ta belliydi. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminde bile belliydi. Abdullah Avcı'nın geleceği. Hani bazen böyle çok denk geliyor dönem olarak. Bazen de hiç gelmiyor. Trabzonspor öyle bir döneme denk geldi. Hani şu an Abdullah Avcı'nın olmadığı bir formülde Trabzonspor teknik direktörü yurt içinden kim diye sorulduğu anda herkes düşünüyor. Evet, bir isim söyleyebiliyorsun ama o isimlerin camiayı pek tatmin ettiği söylenemez. O yüzden de Abdullah Avcı'nın zaten normal şartlarda hani bu konumda tartışılmaması gerekir. Geçen senenin ardından. Ama işte biz seninle zaman zaman anlatıyoruz. Günümüz futbolu artık böyle. Kredi yok. Pek bir şey yok o konuda. Bakalım şimdi Abdullah Avcı bundan sonra yine tekrar bir sıfırladı. Ama üzerine koyması lazım. Yani gelecek hafta gene mağlubiyet. Her hafta da böyle olmaz. Yani üzerine koymadan kastım oyun olarak değil artık. Oyun beklentisi kalmadı. Taraftarda skor zaten, beklentisi. Zaten oyun seni buraya getiriyor. Oyun kötü olduğu için zaten sen bu kadar sıkıntı yaşıyorsun. Problem orada. Oyun iyi olsa zaten Trabzonspor ya da oyun belli bir seviyede olsa biraz daha geçen seneki performansa yaklaşabilirdi Trabzonspor. Oyun iyileşmediği sürece Trabzonspor'da bu risk var. Şimdi bir Alanya maçı belki daha oynamaz Trabzonspor ama bir 2-1 mağlubiyet alabilir çok rahat bir şekilde. Ve Başakşehir maçı kazanıldı. Şimdi kazanıldığı için az önceki söylenenler konuşuluyor. Bu da normal. Fakat o maç çok rahat bir şekilde 1-1 de bitebilirdi. 1-1 bitti bir noktada. O zaman farklı son, şeyler. Son 20 dakika 1-1 olacak diye çok, bağırdı. Çok rahat olabilirdi. Çok bağırdım son 20 dakika ama 1-0'da Trabzon koparabilirdi. Final paslarını, son pas, son vuruş becerisi, ön alandaki yaratıcılık, kalite çok yetersiz kaldı. Trabzon'da şu problem zaten hep var. Yani maçların sonunu getiremiyor başladığı gibi. Yoruluyor. Temposu düşüyor. Konsantrasyon bozuluyor takımda. Kulübe katkısı beklendiği gibi hiçbir zaman olmuyor Trabzonspor'da. Bu hep vardı zaten. Şampiyon olduğundan beri bu sorun vardı. Giderek daha fazla gözükmeye başladı. Ali'ye aynen katılıyorum. Yani bu maç çok rahat 1-1 biterdi. 1-0 bitmesi Trabzonspor için büyük bir şans. O da çok çünkü önemliydi. Bu ihtiyaç vardı böyle bir 3 puan hem de Başakşehir'e karşı. Ama Trabzon'da da problemler olduğu gibi duruyor. Hiçbir şey kaybolmuş değil. Bu hafta yine iç saha Trabzonspor ligde İstanbulspor. Sonrasında Hatayspor deplasmanı ve içeride Antalyaspor. Aslında fikstürde bir seri yapmak için gayet uygun. Hepsi evet. Sorunlu takımlar. Yani evet, şimdi Antalya evet. Hele bu haftaki Galatasaray maçı ne Hacı Wright var ne Fernando var. Doğukan Sinik sakatlandı çıktı. Büyük ihtimal o da olmayacak. Yani en etkili oyuncuları yok. Kim takım dağılabilir Antalyaspor. Hatay öyle. İstanbul tabii bu hafta galip geldi ama öyle çok takım. Evet, seri yapabilecek bir takım gibi değil. Yani bu 4 maçlık bir galibiyet serisi tekrar yarışta Trabzonspor olabilir. Tabii çok fazla rakibi var Trabzonspor'un geçmesi gereken. Yani Beşiktaş'ı da katarsak maç eksiyle birlikte 5 takım var Trabzonspor'un geçmesi gereken. Galatasaray'la puan farkı 10. 4 maçlık bir fark. Fenerbahçe'yle 6
puanlık bir fark var. Şu anda önünde daha Başakşehir, Adana Demirspor da var. Yani güçlü rakipler. Şampiyonluk için işleri pek kolay değil. Ya mümkün olduğunca yukarıda bitirmeye çalışacak. Serini yap da ondan sonra bakarsın duruma. Ama önce seri yapman lazım. Şimdi senin dediğin bu hakikaten 3 maç 9 puan alınabilir Trabzonspor için. 9 puan gelirse ondan sonra oyun da biraz daha iyiye doğru gidebilir o özgüvenle beraber. Ama önce o maçları kazanmak gerekiyor. Şimdi Trabzonspor bu maçların hepsinde net favori olarak çıkacak. Ama oyun olarak Trabzonspor'un çok favori olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra da Konyaspor Beşiktaş maçıyla geri dönelim. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, 8.36 saatlerimiz Konyaspor Beşiktaş maçına geçiş yaptık. Cumartesi günü 16 seansında oynandı bu karşılaşma. Maç başlangıcı Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri ve oyuncuları kullandığı yerler konuşularak başladı. Maç öncesi ilk 11'i gördüğümüzde 3 stoper vardı elinde. Saiz, Tayyip Talha ve Wellington. Normalde bir üçlü savunma çıkması muhtemel gözüküyordu ki rakip de Diouf, Muhammed Demir gibi iki forvetle sahaya çıkmıştı. İki forvete karşı 3 stoper bana da kağıt üzerinde mantıklı geliyordu ki Beşiktaş'ın da orta sahada merkezde bir sıkıntısı vardı. Salih Uçan'ın cezalı olması, diğer oyuncuların da form grafiklerinin düşük olması bu kadro tercihi bana çok kötü gelmemişti. Ama sahaya çıktığında takım büyük bir sürpriz gördük. Robben Saiz orta sahada Joseph de Souza'ya eşlik etti. Jetson Fernandez bu iki oyuncunun bir basamak önünde forma giydi ki maçında belki de en iyisiydi Fernandez. Ama bu tercih çok konuşuldu. Saiz'in ortası alması hani çok iyi miydi kötü müydü tartışılır. Soğukkanlı kalabildiğini gördük zaman zaman toplayken gayet rahat gözüküyor Saiz. Ama sonuçta yılların stoperi çok riskli bir karardı Şenol Güneş'ten. Skoru da alamadı Beşiktaş. İlk bölümde dakika 1'de 1-0 geriye düştü. Mert Günok'un büyük hatasıyla beraber. Sonrasında bir baskı kurdu. Ama Konyaspor'un da o bölümde pozisyonları vardı. Özellikle ilk yarı biterken Bütücü'nün karşı karşıya kaçırdığı maçın en net ataklarından birisiydi. Orada 1-0 kalınca Beşiktaş'ın tabii lehine oldu bu durum. İkinci yarıda da Fernandez'in yine işin içinde olduğu bir organizasyonda Cenk Tosun'la Beşiktaş öne geçti. Tabii o esnada Saiz stopere dönmüştü. Tayfur Bingöl'ün girişiyle birlikte Wellington çıktı. Saiz stoperde alışık olduğu yere geçti. Ve sonrasında da dediğim gibi goller geldi. Son bölümde 90+5'te Joseph maçı artık bitirmekte zorlanan, özellikle savunmada geriye yardım etmekte zorlanan bir Joseph görmüştüm. Hatta içimden de şöyle geçiriyordum. Neden çıkarmadı Joseph? Artık çok yoruldu. Savunmada çünkü rakibi takip edemediğini görmüştüm ama işte her zaman yani bilemiyorsunuz bazen. Aldın işte, mı cevabını? Ya bu maçı aldım. Ama gol de yiyebilirdi. Yani Beşiktaş Joseph'in şimdi tam pozisyonda kim vardı hatırlamıyorum. Bütücü olabilir sol tarafta. Bıraktı koşmayı. Joseph normalde ilk yapması gereken Joseph'ten beklenti. Hani gol atması değil. Savunmada iş yapması. Onu aksattığı için öyle düşünmüştüm ama nereden bilebilirdim ki 90+5'te o ekstra koşu yapacak enerjisi olsun Joseph'in. Ve takımına da galibiyeti getirdi golüyle birlikte. Yani Beşiktaş için iyi oynanmış bir karşılaşma mı dersen belli bölümlerde bunu söyleyebilirsin. Biraz Trabzonspor-Başakşehir maçına o bakımdan benziyor. Yani iki takım da oyunu almakta, bir şeyler üretmekte belli bölümlerde iyilerdi. Ama maç çok rahat bir şekilde rakiplerine gidebilirdi. Gaziantep-Fenerbahçe'ye de benziyor. Evet, yani puan kaybı yaşayabilirdi. Doğru, Fenerbahçe'ye de benziyor aynen. O yüzden de hani Beşiktaş açısından nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi büyük bir şok yaşamışsın. Daha geçen hafta ligin en iyi santrofor olarak değerlendirilen, katkı olarak söylüyorum bunu, kalite olarak değil. Çünkü işte Trabzonspor Maxi Gomez'i almış
Ama Maxi Gomez beklentilerin altında kalmış. Galatasaray Icardi gibi bir oyuncuyu getirmiş ama Icardi'yi sahada tutmakta zorlanmış. Icardi sahada olduğu zaman katkı vermiş. Fenerbahçe Batshuayi'den skor olarak katkı alıyor ama oyun olarak düşünülüyor. Beşiktaş'ta Weghorst tam oturmuş. Yani oyun olarak da sana katkı veriyor. Skor olarak da katkı veriyor. Derken adam bir gol attıktan sonra bir bakıyorsun seyirciye el sallıyor, veda ediyor. Kimsenin haberi yok. Türkiye'de kimsenin haberi yok. Ve bir hafta içerisinde işte Weghorst gidiyor. Sen bu karşılaşmaya çıkıyorsun. Bu karşılaşmaya çıkarken artık santraforun yok. Ondan sonraki santrafor da işte gelecek, anlaştı, anlaşmak üzere diyorlar ama daha ortada öyle bir oyuncu yok. Yani mesela United işte City derbisinde Weghorst'u tribünde oturttu. Sen herhangi bir şeyde oturtamadın. Aboubakar dün idmana çıktı. Evet, idmana çıktı. O da devam ediyor. Beşiktaş bir şok yaşadı. Ama bunun yanında işte ne var? O sezon başından beri anlatmaya çalıştığımız üst üste maç kazanma. İki tane maç kazanmış Beşiktaş öyle ya da böyle zorlanarak. Ve seriyi 3'e çıkarmaya çalışıyor. Geçen hafta kalecisiyle, kaleci farkıyla Beşiktaş 3 puanla ulaşmış. Ve bu hafta o kaleci daha 1. dakikada olmadan çok büyük bir bireysel hatayla adeta seni 1-0 geride başlatıyor. Yani aslında istemediğin her şey. Bir de Konya deplasmanı. Hani Konya'da sana geçen hafta söylemiştim, Galatasaray'la beraber ligin en az mağlup olan takım, 2 mağlubiyet almış sadece. Konya'yı Konya'da yenmek kolay bir iş değil. Beşiktaş en son bu galibiyetten önce Burak Yılmaz'ın golüyle yenmiş 1-0 Konya'yı Konya'da. Şimdi bütün bu şartları düşündüğünde hani Beşiktaş'ın Konya'dan böyle bir son saniye golüyle 3 puanı alması hafif çaplı bir mucize Beşiktaş için. Ne oldu? Seri 3 maç oldu. 9 puan yaptın. İşte bütün bu zor şartlar altında bir şekilde zirve grubunu tutunmayı başardın. Peki oyun bu 9 puanı destekliyor mu dersen hayır. Oyun 9 puanı desteklemiyor. Geçen hafta Mert faktörü vardı. Bu hafta biraz şans faktörü vardı. Bir ara özellikle ikinci yarıda orta sahalar öyle bir düştü ki oyunda. Hani aslında Konya Spor için de bir soru işaretiydi. Çünkü bir İlhan Palut takımı. Daha organize olmasını istersin Konya Spor'un. Ama yani Konya Spor geliyor. Kötü pas tercihi. Beşiktaş gidiyor. Aynı şekilde kötü pas tercihleri. Yorgunluk. Kalite eksikliği. Hepsi bir araya geliyor ve takımlar bir türlü o ikinci golü bulamıyorlar. Öyle çok gittili geldili. Her takıma rahat gidebilecek. Yani o karşılaşmanın ardından Konya Spor 2-1 kazandı deseler kimse hadi ya demeyecekti. Beşiktaş 2-1 kazandı. Son saniyede oldu ama o bölümde Beşiktaş da gol bulabilirdi. Öyle olsa kimse gene Allah Allah demeyecekti. Öyle enteresan bir ikinci yarı oldu. Bir ara Beşiktaş'ın ilk golden sonra iyi işler yaptığı, işte pozisyonlar bulduğu, Redmond'la, işte Getson'la onun zorlamalarıyla bir bölüm var. Böyle bir 15-20 dakika belki iyi şeylerden bahsedebilirsin ama onun dışında Beşiktaş ciddi anlamda zorlandı, zorlanıyor. Bu da anlaşılabilir. Bence onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın da oyunu, çünkü şampiyon olma yeterli seviyede oyun değil. İşte anca böyle tırnaklarıyla zirveye tutunmaya çalışmakta yeterli oluyor. Ama tekrar bence altını çizmekte fayda var. Yani Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta bu hafta yani umurunda değildir. Ne oynadık biz, ne yaptık falan hiç umurlarında değildir. Bakıyorlardır kazandık mı kazandık. O yüzden Beşiktaş'ta tabii 90+5 son saniyede gelen golle büyük bir coşku yaşadı. Böyle goller genelde takımı kaldırır. Moral olarak yükseltir. Taraftarı yükseltir. İnancı arttırır. Birlik beraberliği daha da iyi hale getirir takımda. Zaten maç sonu açıklamalarda da görüyorsun. Yani Cenk Tosun bahsediyor. İşte iki maçı kazanmıştık. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Onun için hafta içinde konuştuk. Yani böyle bir seni havaya sokuyor galibiyetler. Üst üste gelen galibiyetler. Galatasaray'da da öyle oldu zaten. Galatasaray'da 8 maçı kazanırken başlardaki oyun öyle çok üstün, çok iyi değildi. Ama kazandıkça özgüven yükseliyor. Kazandıkça ligdeki konumu yükseliyor. Ligdeki konumu yükseldikçe sen daha fazla inanıyorsun. Özgüvene yansıyor. Futbol spor böyle. Galatasaray galibiyetlerin üzerine futbol inşa etti. Kazandıkça Ali'nin söylediği gibi moral, özgüven, arkasından futbol geldi. Bazen önce futbol geliyor, sonra galibiyetler geliyor. Bazen de önce galibiyetler geliyor, sonra futbol geliyor. Galatasaray önce galibiyetler gelmeye başladı, sonra futbol gelmeye başladı. Şu anda iyi futbol oynayarak kazanıyor. İşte kalite varsa Barış abi, evet, Galatasaray gibi yapabiliyorsun. Şimdi ama kalite yoksa şey olmayabiliyor. Şimdi geldiğimiz noktada doğru, haklısın. Biz geldiğimiz noktada bu hafta Galatasaray iyi oynayarak kazanıyor.
lider, domine ediyor ligi şu anda. İbro oraya döndü. Şimdi arkasından gelenler, Fenerbahçe zaten bu yarışın hep içindeydi. Yine içinde ama Beşiktaş ve Trabzon kopuyordu bu yarıştan. Tekrar yarışa ortak oluyor şu anda. Beşiktaş ve Trabzon puan olarak, en azından fikstür olarak baktığında ligin boyu da yeterli. Yarışın içinde artık Beşiktaş ve Trabzonspor da Fenerbahçe ile beraber. Ama artık Fenerbahçe değil, Galatasaray başı çekiyor. Şimdi şöyle bir şey daha var, ortak noktaları daha var ama. Ali'nin söylediği yerden bağlayarak söylüyorum. Aynen katıldığımı da ifade edeyim. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş. Bu hafta üçü de kazanmakla birlikte üçü de kötü oynayarak kazandı. Yani iyi, yani şampiyonluğa giden bir takım havasında kazanmadılar. Ama önemli de değildi. Katılıyorum aynen. Şimdi Galatasaray'ın başardığını Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da başarmak zorunda yarışa ortak olmak için. Yani Galatasaray nasıl galibiyetler üzerine futbol inşa ettiyse Fenerbahçe de bu galibiyet üzerine futbol inşa etmek durumunda. Trabzonspor, Başakşehir galibiyet üzerine futbol da koyup arkasında getirmek zorunda. Beşiktaş da iyi oynayarak kazanmıyor. 3 maçtır kazanıyor ama Beşiktaş'ın da tabii yani baktığında birinci dakikada çok şanssız bir gol yiyip bu maçı çevirmek de kolay bir şey değil. Ama iki tarafa da gidip gelen bir karşılaşmaydı, aynen öyle. Sonuçta hak etmedi mi? Hak etti ama gümbür gümbür top oynamıyor Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş. Ama kazanmak önemli. Kazanmak her şeyden önemli şu anda. Bunun üzerine artık üçünün de futbol koyması lazım ki o galibiyetler kalıcı hale gelsin. Galatasaray'ın başardığı gibi. Aksi takdirde Galatasaray'ın peşinden, Galatasaray'da ivmesini kaybetmediği sürece gidemezler. Evet Ali abi. Bunun dışında hani Sayıs'ın merkezde oynaması dedin. Niye öyle bir şey yaptı? Ben kadroyu görünce direkt 3-4-3 diye düşündüm. Ben de mantıklı buldum. Hatta niye aklıma gelmedi? Merkez orta sahada bu kadar zorlanırken rakipte Diouf, Muhammed var. Çift forvet, yan toplarda etkili. Stoperi üçlüyorsun. Yakın temas daha fazla olacak orada. O dediğim çok iyi Şenol Güneş'ten. Ama maçı izlediğimde de büyük bir şok yaşadım. Öyle bir şey düşünmemiş Şenol Güneş. Ya bir şeyler deniyor. Hani Abdullah Avcı'ya benzetiyorum biraz. Abdullah Avcı da demişti ya, hani bir şeyler deniyorum, her şeyi deniyorum olmuyor diye. Yani işte Tayfur'un oyuna girmesi Beşiktaş'ta yine olumlu bir etki yarattı. Mesela önce... kanatsız da oynadı sanki, evet. Beşiktaş. Yani Tayfur kanat mı merkez mi anlayamadan maçı bitirdim ben. Doğru. Değil mi? Sağ kanat yok gibiydi Beşiktaş'ta. Muleka etkisizdi mesela. Dele Alli girdikten sonra yine etkisizdi. Enkudu etki etti olumlu anlamda Beşiktaş'ta. Zaman zaman bunu yapabiliyor. Yani hani Beşiktaş'ta oyuncu performansları da dalgalı olduğu için böyle kimden ne alacağını da ne zaman tahmin edemediğin için Şenol Güneş'in de işi çok kolay değil. Yani orada güvenmedi resmen merkez orta sahaya ve Sayıs. Biraz da belki Konya Spor'u da düşünmüş olabilir. Herhalde bu şeyde Şenol Hoca'ya sormak lazım. Sadece Beşiktaş'la alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani Konya Spor da mutlaka işin içine katmıştır o tercih yaparken ama hani orada olmasının bir şeyi oldu mu Beşiktaş'a? Çok büyük katkısı oldu mu? Pek olmadı gibi. Yani pek iyi şeyler söyleyemiyorsun takımla yani alakalı. En iyi olarak söyleyebileceğin herhalde Jason Fernandez'in form grafiğinin sezon başına göre yükselmesi ya da daha fazla oyuna etki etmesi işin hücum bölümünde. Yani dün de ilk yarıda bir Berkaç'ta kaleye kadar gitti. Top taşıması zaten çok iyi. Onu çok göremiyorduk. Bu maç bence fark yarattı Fernandez. Tabii fark yarattı kesin zaten. Jason Fernandez'in o performansı olmasa Beşiktaş ortak olamazdı maça. Yani en iyi söyleyebileceğim zaten hep kötü şeyler aklıma tamam, o geliyor. Bireysel performans öyle. Jason Fernandez'in bireysel performansı. Yalnız o da mesela işin son vuruş noktasında inanılmaz eksik. Eksik. İnanılmaz eksik. Evet, kötü. Yani bir türlü özgüvenli vuruş yapamıyor. Ya çok zayıf vuruyor ya çok sert vurup dağlara taşlara atıyor topu. O bakımdan ilginç. Oralara topu müthiş getiriyor. Belki ligde o işi en iyi yapan oyuncu. Ya driplingle topu taşıma, oralara gitme, işte sırtına iki kişi alıyor genelde, faulle durduruyorlar. Oralarda harika. Hani ama ceza sahası içerisinde vuruş kalitesinde, kararında bir eksikliği var. Cenk Tosun yine çok büyük etki ediyor Beşiktaş'ta. Yine işini yapan oyuncuların başında geliyordu. Ama işte Beşiktaş'ın bir kere bir an önce santrafor sorununu çözüp oraya santraforunu atıp işte ikinci skorerle beraber, Cenk'le beraber, hatta işte ben hep söylüyorum Gezzel'le beraber oradaki kaliteyi, oradaki futbol aklını, mutlak surette kaliteyi arttırması gerekir ki bu işte kalıcı olsun.
Yoksa hani Beşiktaş bu tarz bıçak sırtı karşılaşmalar oynadığı sürece tamam bir şekilde belki 5 maçın 3'ünü kazanır ama kaybettiği 2 maçta o 2 puan zaten seni şampiyonluk yarışından eder. Çünkü geridesin. Hani kredisi olan bir takım olmadığı için bu tarz bıçak sırtı karşılaşmalarla olmaz. Beşiktaş şu an kazanıyor. Kazandığı için az eleştirilir. Bu da normal. Ama yani Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konya Spor her ne kadar zor bir seriden Beşiktaş 9 puanla çıksa da oyun desteklemediği sürece işi zor Beşiktaş'ın. Yani bir yerde kaybedersin. Hiç ummadığın bir anda artık bu kez kesin kazanırım diye çıkarsın. Tak diye seninle berabere kalırlar. Seni mağlup ederler. Puan farkı 10 olur. Geçmiş olsun ondan sonra. O yüzden oyunun gelişmesi lazım. Oyun gelişiyor mu dersen orada pek bir şey gözükmüyor açıkçası. Enkudu yine kafa karıştırdı bence bu karşılaşmada. Sen olumlu anlamda etki etti dedin. Yani ilk 11 başlatıyorsun, kötü performans gösteriyor. Ne işi var diyorsun. Yedek bırakıyorsun, oyuna sonradan giriyor, etki ediyor. Şimdi bu karşılaşmada da Redmond'ın yerine oyuna girdi ama pozisyonların içinde var Enkudu. İki yani orada var. Dikine verdiği paslar, sonra hareketlenmesi mesela onu çok iyi yapıyor. Ters pasları bence çok iyi atıyor uzak kanada. Ortaları yine tehlikeli. Bu maçta belki pozisyona dönmedi yaptı ortalar ama çok zor toplar savunma oyuncuları ve kaleciler için Enkudu. Böyle kullandığında iyi. Mesela Rossi de aynı şey var Fenerbahçe'de. Şimdi Rossi de başladığı zaman kötü, sonradan girdiği zaman iyi diyorsun. Şimdi bu maç öyleydi, doğru. Çok iyiydi. Golde Rossi var. Rossi iki kişiyi geçiyor orada. Asist yapıyor. Sezonun en çok asist yapan oyuncusu Fenerbahçe'de ama kötüyse çok kötü. İyiyse de tadından yenmeyecek isimler. Çok zor gerçekten konumlamak bu oyuncuları. Teknik direktörlerin işi zor. Hani oynatsan bir dert, oynatmasan başka dert oluyor. Kesinlikle öyle. Ama işte neye katlanıyorsun? Ben hep söylüyorum, büyük takım istikrarlı oyuncuya ihtiyacı olan takım. Yani bu tarz oyuncular yani sezonda böyle 3 maç parlayacak, 5 maç parlayacak diye kadronu tuttuğu zaman daha büyük baş ağrısı yaratıyorlar. Yok, bu zaten gidecek hani Enkudu. Hiç tutma niyeti yok Beşiktaş'ın belli ki de. Oynananda bir sezon var. Ama işte senin dediğin gibi kenarda da bir oyuncu var. Şimdi mesela gelecek hafta Enkudu ile başlayacak mı, başlamayacak mı? Başladığı zaman adam nasıl bir performans ortaya koyacak? Büyük bir soru işareti. Şimdi Beşiktaş üst üste 2 deplasmanı var. Ankara Gücü, Kupa. Ki çok önemli Kupa maçı. Üstüne Kayseri. Kayseri'yi de yenmek zorunda Beşiktaş. Kayseri de şimdi bu hafta bayağı iyi sinyal verdi. O iyi oldu bence. Mesela Kayseri kazanaması da Beşiktaş açısından daha kötüydü. Çünkü Beşiktaş maçını çıkış olarak göreceklerdi. Sivas'a patladılar. Evet, Sivas'a patladılar. Şimdi Kayseri Spor rahatladı. Bu Beşiktaş için avantajdır. Hep böyle olur çünkü. Eğer Sivas'ı mağlup edemese Kayseri, ondan sonra Beşiktaş maçını çıkış olarak görecek. Daha oyuncular fazla motive olacak. Şimdi kazandıkları için biraz daha rahat bir takımla oynayacak Beşiktaş. O avantaj oldu Beşiktaş açısından ama önemli değil. Yani Sivas'ı yense de, yenmese de, Kayseri Spor motive de olsa, olmasa da Beşiktaş zaten Kayseri Spor'u yenmek zorunda. Kredinin yok. Öyle bir hakkın yok. Sıfır krediyle çıkıyorsun. Trabzonspor öyle. Beşiktaş öyle. Yani Fenerbahçe'de işte şeyde, hani puan farkı 7'ye çıkarsa, 6'ya çıkarsa Fenerbahçe'nin de karışma ihtimali var. Fenerbahçe de onun stresiyle oynuyor. Hani 6'ya çıktığı zaman, 7'ye çıktığı zaman şampiyonluk kaybedilmiyor. Öyle bir şey yok. Daha çok hafta var. Ama takım karışıyor. Camia karışıyor. Fenerbahçe'nin öyle bir problemi var. Dolayısıyla hani burada Galatasaray fikstür, oyun, kadro kalitesi ve yarattığı puan farkıyla şu an bayağı rahat. Bu hafta mesela Galatasaray tekrar içeride. Değil mi? Evet. Kimle? Antalya Spor'la oynuyor. Beşiktaş'la ilgili son kısmı da söyleyelim. Abubakar'la ilgili hala resmi bir gelişme yok. Yöneticilerden pozitif mesajlar var. Muhabirlerden pozitif haberler var. Hani son prosedürler bugün itibariyle artık FES'in tamamlanması bekleniyor ve kupa maçının kadrosundaki, kupa maçı da çarşamba günü, Abubakar'ın olabileceği söyleniyor. Tabii çok kolay bir ihtimal değil ama oradan kötü bir haber de gelmiyor. Yalnız bütün geçen hafta konuştuğumuz işte yeni transferi yapmadan Weghorst'un gidiş işine izin vermeyecek de TAC'a çok net çıktı. Yani şu anda pazarlık masasında Abubakar ve cephesinin veya ilgili kim varsa, bu Penza'mı başkası, onların eli çok güçlendi. Şu an Beşiktaş mecbur bu oyunculara. O hale geldi. O yüzden de sanıyorum eleştirmesi de gerekiyor mu? Yani onu anlattık. Şimdi o anlaşmayı tamamlamadan Weghorst'u bıraktığın anda böyle bir şey olacağı kesindi. Ne olacak şimdi? Atıyorum senden 500 bin euro, belki 1 milyon euro
o kontratta o imza parasında daha fazla koparmaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir noktaya geldi ki ya Abubakar ya Abubakar. Yani başka zaten, ikinci bir alternatif yok. Oyuncuyu güçlendiriyorsun. Zaten en büyük sıkıntı o. Sana hani, onu da anlatmaya çalışıyor. Şey gibi oldu mesela bu yabancı kuralında yerlere mahkum kalınıyor ve fiyatı artıyor diye eleştiriliyor. Burada da tamamen aynısı oldu. Evet. Yani daha bile kötüsü oldu, tek bir isme kaldı. Evet, zaten onu anlatmaya çalıştım. Abubakar yoksa ondan sonrası tufan dedik yani geçen hafta hatırla. Sadece Abubakar olduğu için böyle bir durum ortaya çıktı. Ki bu arada bence tufan değil de genel algı senin dediğin gibi yani Beşiktaş camiası yok, ve başka oyuncu taraflarda. Sen diyorsun 300 tane forvet, Schneider dedi 300 tane santrafı yok yani söyleyin diyorum yok. Bulamazsın devre arasında. Hala bir illaki hani neyse o da ayrı bir tartışma konusu da var tabii ki şimdi yok diyemezsin. Var da bak işte anlatmaya çalışıyoruz yani sen takıma koyduğun anda direkt katkı verecek oyuncu arıyoruz. Yani şöyle istiyor Beşiktaş ya da Beşiktaş'ın şuna ihtiyacı var. Weghorst gitmemiş gibi devam edecek bir santrafor istiyor. Buraya geldi, alıştı, yok şeydi, sistemdi, takımdı, kulüptü, şehirdi. Böyle bir zamanı yok. Öyle olmadığı için zaten Abubakar formülü var masada. Yoksa evet oyuncular var ama oyuncular hem pahalı hem ara transferde aldığın için mutlaka bir defosu var. Defo derken kaliteli oyuncu bulmak zor ama aynı zamanda büyük ihtimalle oynamayan bir oyuncu. Fiziksel olarak da ne durumda olduğunu bilmiyorsun ama Beşiktaş'ın istediği, ya geçen hafta Weghorst'la oynadık. Sanki Abubakar hep kadrodaymış da kendine yer bulamıyormuş. Weghorst gitti. Artık Abubakar'la devam edecek gibi bir şey istiyor Beşiktaş. Derdi o. Hemen koy, devam et yoluna. Hiç arkana bakma. Ama farz et Abubakar olmadı. Gelecek santrafor. Sana maliyeti, lige, takıma, şehre uyumu. Bununla beraber fiziksel durumu. Ne durumda? En son ne zaman maç yaptı? Kondisyonu yeterli mi direkt sahaya çıkmaya? Bunlar çok büyük problem. Öyle oyuncu kim var? Mesela. Hadi ona bakalım. Yani bu benim işim değil. Ben, azdır tabii az ki. Işte, ama bu az. Da yönetimlerin işi. Yani tek Abubakar'ın da olması, Beşiktaş'ın tek alternatife gitmesi de çok ya sağlıksız bir durum. Evet. Evet. Tabii ki sağlıksız. Ama işte seni ara transfer döneminde bu duruma soktular. Bak Manchester United ne yaptı? Manchester United direkt olarak sezon başından beri oynayan, özgüveni yüksek, Dünya Kupası'nda iyi işler yapmış oyuncuya gitti. Weghorst'a gitmelerinin de bence bir sebebi var. Hani Schneider diyor ya 300 tane oyuncu var neden Weghorst? Ya adam hazır. Çünkü bak bugün aldın yarın oynatabiliyorsun. Her anlamda. Hiçbir problemi yok. Aldın oynatacaksın eğer istersen. Şimdi öyle oyuncu ara transferde gittiğin zaman çok fazla para vermen lazım. Hani şey kiralıktı. Ne derler? Weghorst kiralıktı. Orada bir anlaşma yapıldı. Öyle maliyet çok yüksek çıkmadı. Ama Beşiktaş çapında bir kulüp için yani Beşiktaş gittiği zaman Manchester United gibi albenisi yok ki oyuncuya. Beşiktaş parayla ikna edebilir öyle bir oyuncu. Parasını da yok. Hadi o zaman söyleyin. Şu oyuncuya gitsin. Adam dün kendi takımıyla antrenmana çıkacak. Bugün seninle maça çıkacak. Öyle bir oyuncu bulun hadi. Özgüveni yüksek, kaliteli. Seni taşıyabilecek. Yok. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...9.03 saatlerimiz... ...bu haftanın öne çıkan karşılaşmaları... ...konuşuyoruz. Cuma gününe döneceğiz. Cuma günü Galatasaray lider... ...Hatay Spor karşısındaydı. Nef Stadyumunda oynandı mücadele ve... ...Galatasaray 4-0... ...kazandı. Maça... ...golle başladı. 9. dakikada... ...Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Fırsatı değerlendirdi diyebiliriz. Çok organize gelişen bir atak değildi... ...Galatasaray adına. Abdülkerim'in uzun topu... ...Icardi'nin orayı karıştırması... ...önüne düşmesi topun... Kerem'in ki rakip Burak'ın kafasında top Kerem'in önüne düştü. Kerem doğru zamanda doğru yerdeydi. Soğukkanlı kaldı. Golünü atıp Galatasaray'ı. Ama vuruşu da kaliteliydi. Evet soğukkanlı kaldı. Güzel sol ayakla değil mi vurdu? Sol ayakla. Kalecinin kapattığı yerden aşırtma vuruş. Güzel bir vuruş geldi Kerem Aktürkoğlu'na. O da sezon içinde özgüveni yükseldi son vuruş konusunda. Mesela
Şimdi Yunus'un yavaş yavaş özgüveni yükseldiğini görüyoruz. Ama Kerem ilk 11'de de devam edince bir yerden sonra Galatasaray'da skorları almaya başladı. Kerem'in de oyunu genel olarak yükseldi. Daha fazla skoru etki etmeye başladı. Yalnız maçın o ikinci gole kadarki kısmında Hatayspor da bence Galatasaray'ı tehdit etti. Yani bu kadar tehdit edebilir. Galatasaray yine iki yarıda çok üstündür. Rakip ceza sahasında 40'ın üzerinde kez topla buluştu Galatasaray, maçın daha iyi olan tarafıydı ama hani Hatay'da hiç tehdit etmedi değil. Mesela Muslera yine çok kritik bir noktada skor 1-0 iken sahneye çıktı. Ayağın ucuyla Erik abinin vuruşunu kurtardı. Erik abi yine bir gol pozisyona daha girdi. Orada hani Muslera kurtardı ama çok ekstra bir şey yok. Üzerine geldi ama iki net pozisyon gördük. Orta sahada basit top kayıpları yapıp Galatasaray Hatayspor'a kontra fırsatları verdi. Biraz sanki biraz orada konsantrasyonda eksiklik vardı ama 45-6'daki gollerle birlikte hani maç Hatay 1-1 yapsa yine Hatay puan alır demezdim. Yani maçı zaten Galatasaray'a gidecekti, belliydi. Mata'nın golleriyle iş ilk yarıda bitti. 3-0. Mata da sahanın kötülerinden biri. Ağır çekim oynuyor Mata. Hadi takım arkadaşlarınız olarak. Mata öyledir ama, biliyor gerisinde musun? Gözüküyor. Hani bazı pozisyonlarda ağır kaldı, topu ayağından çıkaramadı. Mata öyle derken yanlış anlaşılmasın. Ağır kaldı, ağır çekim oyunu, ondan bahsetmiyorum. Böyle maçlarda etkisiz gözüküp 2 asist, 2 gol, 1 asistle çıktığı Premier Lig'de çok karşılaşma var. Onun Chelsea dönemi, Manchester United dönemi istatistiklerine bakın. Gole etkisi çok fazla olan bir oyuncu Mata. İlginç bir isim. Yani olması gereken yerde, olması gereken dakikada o sihri yapabiliyor ama onun dışında oyunda etkisiz olduğu çok karşılaşma izledik. Evet, ilk golünde Dubois'un ortasında arka direkte doğru yerdeydi. Diğer bomboş. Icardi'nin tamamen demarke. Evet, Icardi'nin şutunda zaten topu çaldı. Orada kaleci hatası da var Erce'nin. Mata kolay bir gol attı. Tabii Mertens'le kıyaslayınca yani Mertens'le yine çok net bir fark var Mata ile arasında. Yani Mertens çok daha etkili gözüküyor. Topla da çok etkili, topsuz da çok daha hareketli Mertens. Hani Mata da zaten geçici çözümdü. Mertens'in cezasında forma şansı buldu. Icardi yine karşılaşmada çok arayan ama topla da yeteri kadar buluşamayan bir isimdi mesela. Ama gollerde mesela işte Dubois'un asist yaptığı golde sanıyorum pası veren sol taraf, orada soğukkanlı kalan, yani çok değişik bir adam gerçekten Icardi. Ben bu kadar net izlemedim ne Inter döneminde ne Paris Saint Germain döneminde. Burada adam akıllı takip ediyorum ama o soğukkanlılığı, yani sadece gol vuruşları çok etkili değil. Takım arkadaşlarını da iyice besleyen, oyunu da yönlendiren, top ayağına geldiğinde bir isim. Hani çok orta sahaya kadar gelip top almıyor. Öyle bir özelliği yok ama topla buluştuğunda da sanki orta sahadaymış gibi rahat paslar veriyor. O soğukkanlılığı bence yine bu karşılaşmada ön plandaydı. İkinci yarı oyun düştü Galatasaray'da. Icardi de biraz sinirlenmiş galiba anladığım kadarıyla maç sonu. Takımın oyunu düşmesi. Şimdi ilk yarı 40 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, ikinci yarı 10 kez buluşmuş. İhtiyacı var mıydı? Yoktu. Sonuçta 3-0 skor. Galatasaray'da rölantıyı aldı oyunu. Birçok değişiklik yaptı ama oyun çok yükselmedi. Dediğim gibi çok da gereği yok artık Galatasaray için. Gomis'le farkı 4'e çıkardı. Hani Galatasaray Yunus'u yavaş yavaş kazanıyor. Bence bu çok güzel haber Galatasaray için. Yunus çünkü ayrılabilir denmişti devre arası. Kalırsa da etki edebileceğini bence son 2 maçta derbi dahil onu da gösterdi. Gomis yine gol attı. Hani iki arada bir derede 71'de girdi, 76'da golünü attı. Hani Galatasaray için genel olarak bakınca hem oyun gayet iyi hem skor, ki ilk kez galiba son dönemde bu tarz bir maçı farka da götürdü Galatasaray. İstanbul Ankara Gücü maçlarında zorlanmıştı. Bütün iç saha maçları 2-1'di Galatasaray. Evet, sen onu söylemiştin bu maçta. Bu 6. galibiyette iç sahada gelen. Evet, galibiyet alıyorsa 2-1'di. Bu sefer 4-0'la net galibiyeti de aldı. 8 maç oldu galibiyet serisi. Fikstür avantajı var. Mertens dönecek. Çok büyük problemi var mı? Sol bek biraz gecikecek. Rotar yapacak Galatasaray'da anladığımız ama onun haricinde her şey güzel gözüküyor Galatasaray'da. Galatasaray'ın çok çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Bunu Okan Buruk maç sonunda da söyledi. Herkes dedi acaba dedi bizim dedi konsantrasyon problemi yaşayacağımızı düşünüyordu, tahmin ediyordu ama öyle bir şey izin vermedik dedi. Tabii bunu söylemesinde erken golün çok etkisi var. Onu da söyleyelim. Yani Galatasaray'da 10 dakika olmadan golü buldu. Ama demek ki Okan Buruk'un kafasında da böyle bir şey vardı. Bu da son derece normal. Zaten derbi sonrası böyle bir şey olabileceğini
hafta içerisinde burada dile getirmiştik. Bu anormal bir durum değil. Her takım için o tehlike vardı. Galatasaray için de vardı. Okan Buruk'un da bunun bilincinde olup işte hani Galatasaray'ı en çok zorlayacak olan şeyin Hatayspor karşısında, Hatayspor değil, böyle bir konsantrasyon problemi olduğunu dile getirmiştik. Ama onu ne ortadan kaldırır? İşte erken gol. İlk 10. dakikada skor üstünlüğü ele alırsanız bu size ciddi bir avantaj getiriyor. Bir kere o golle beraber seyirci zaten coşmaya hazır. Tamamen maçın içine girdi. Uzun süre sonra Galatasaray seyircisi hani iç sahada o 2-1 sıkıntılı 2-1'lerden sonra rahat bir başlangıç yaptı. Rahat götürdü. İlk yarıda da maçı bitirdi. 3-0'la beraber uzatmalarda gelen gollerle beraber. Bu bir kere artıydı. Bunun yanında hani sen Galatasaray'ın olası avantajlarından bahsettin. Ben bir avantajdan daha bahsedeyim mi? Tabii, listeyi uzatabiliriz. Şimdi bunu söylemezler. Bundan sonra söylemeye başlarlar. Ligde bana formda takım söyler misin? Yok. Yok. Yani işte, Galatasaray'ı herhalde yok. Bak, bu çok büyük bir avantaj. Yani Galatasaray'ın şu an fikstür avantajı varken, rakiplerine göre iç sahada oynama avantajı varken, mesela kim Türk Telekom değil artık, evet, Nef'e gidip Galatasaray'la böyle başa baş kıran kırana oynar, ondan sonra Galatasaray'ı zorlar diye biliyorsun. Dünya Kupası arasından sonra 5 maç oldu. Her takım 5 maç oynadı. Bayları söylemiyorum. Antalya Spor 2 puan toplayabildi. Antalya Spor bu ligin iyi kadrolarından bir tanesi. Sadece 2 puanı var Antalya Spor'un. Hatay Spor, Kayseri Spor, Antep geç. Kasımpaşa, Giresun Spor geç. Kasımpaşa 4 puan alabildi. Giresun Spor 5 puan alabildi. Son yılların iyi takımlarından Sivas Spor hali ortada. Ankara Gücü geç. Konya Spor 11. maç oldu, üst üste gol yiyor. Konya Spor da eski Konya Spor değil. İstanbul Spor, Ümraniye Spor geç. Alanya Spor işte. Karagümrük formda ama Karagümrük de çok böyle sert kırılmayacak bir takım değil. Mesela Borini'nin de ayrılma ihtimalinden bahsediliyor. Evet. Yani kısaca ligde şu an hiçbir Anadolu takımı büyüklerin havasını bulmuş, kaliteli oyunculardan oluşan bir büyüğün karşısında durabilecek seviyede değil. İç sahada söylüyorum bunu. Çünkü Galatasaray'ın bundan sonra bir iç saha fikstürü var. Ben de soruyorum tekrar. Hangi takım Nef'e gidecek de şu anki mevcut form durumuyla, tabi form durumları haftadan haftaya değişecek, bunun da farkındayım, ama şu an için ligde öyle bir tehlike yok. Bu da müthiş bir avantaj Galatasaray'dan. Yani biraz Adana Demirspor'a ayırabilirsin bu takımlardan. Adana Demirspor ne zaman gidecek Nef'e bilmiyorum ama herhalde daha var bayağı bir. Var. 5 Mart. Daha çok var. O yüzden de bu da ciddi bir avantaj. Mesela şimdi Nef'e ilk gelecek takımın da Antalya Spor olması da Galatasaray için muazzam bir i̇şte avantaj. Onu söylüyorum. Yok yani, öyle bir takım yok Mert şu an. Hayır, bir de formda olsa bile hani Hacı Wright sakat. Fernando kırmızı kart gördü. Doğukan sakatlandı. Yani ilk golü atan, maça çok iyi başlayan Doğukan sakatlandı. Olsa bile zaten 2 puan toplamışlar. Yani. Ha, olsa bile zaten yani, sıkıntı. Olsa bile takım 2 puan toplamış. Üzerine bir de yok. Hani evet. Olağanüstü Galatasaray için şartlar o karşıda. Şimdi sen zaten sağ avantajın var. Rakiplerinden daha kalitelisin. Özgüvenin de yüksek. O yüzden de Galatasaray'ın önü bayağı açık gözüküyor. Evet, bu maçla ilgili peki saha içine dönersek Barış Alper Yılmaz ilk 11'de tercih edildi. Raşitsa yoktu. O da hem ufak bir sakatlığı var hem yerli kuralını da gözeterek Galatasaray Torreira, Oliveira, Mata'yı oynattı. Üçüncü yerliyi de Barış Alper'den yana kullandı. Çok etkili miydi? Yani bir önceki derbiye göre daha etkisiz olduğunu söylemek mümkün Barış Alper Yılmaz'ın. Hafta içerisinde bu da konuşuldu. Mesela Mehmet Ünlü yazmıştı zannedersem. Hani bu maç Barış Alper'in maçı değil. Kapanan bir takıma karşı oynayacak. Barış Alper zorlanabilir. Sen de sırtı dönük oyununu beklediğimden daha iyi seviyede gördüm demiştin. Mesela şimdi nasıl gördün? Sırtı dönük olarak çok ekstra bir şey görmedim Barış Alper'den. Yani öyle bir karşılaşma olmadı. Center for olmadığı için belki, bilmiyorum. Kanatta hani bir ortası var isabetli, maç başlangıcında pozitif diyebileceğim, ama onun haricinde tercih hataları yaptı ama güçlü. Hani Barış Alper'de pozisyonların içinde var. Mesela bir kafa topunda yine Icardi ikiledi. Rakibin üzerinden vurdu topu. Rakibin üzerinden vurdu mesela. Onları hani beke fiziksel olarak üstünü kuruyor. Yani onu da yani her kanat oyuncusunda tabii aynı değerlendirmemek lazım. Yani Barış Alper'i nasıl konumladığın önemli. Ben ona vurgu yapmaya çalışıyorum. Evet. Topla çok
mahir bir oyuncu değil Barış Alper Yılmaz. Onu beklemeyeceksin zaten. Ondan forvet gibi katkı bekleyeceksin. Onu da bence belli bir standardın üzerinde yapıyor Barış Alper Yılmaz. Ama Raşitsa gibi mi? Değil. Raşitsa daha farklı bir oyuncu. O yüzden yani beklentiyi ayarlamak lazım Barış Alper'le ilgili. Beklenti değişmeyecek Mert. Gol ve asist. Yapabilir. Barış Alper iki maç üst üste gol attı. Gol son karşılaşmada pozisyona girdi, atamadı. Bu maçta pozisyona girdi, atamadı ama atabilir. Yakın yani golle. Çok yakın. Beklenti o olacak. O hiç değişmeyecek. Evet, oyuncu profilleri katılıyorum sana. Ne beklediğinle direkt olarak alakalı. Ancak işte doğru oyuncuyu doğru karşılaşmada ve rakibin sistemine göre değerlendirdiğin zaman, mesela evet, Fenerbahçe maçı kağıt üzerinde Barış Alper için ideal gözüküyordu. Barış Alper de o performansı verdi. Bu maç pek gözükmüyordu. Beklenildiği gibi oldu gene. Ama orada da forma adaleti için belki yaptı. Belki Yunus daha uygun gözüküyordu ama şimdi Barış Alper'in bu formunu da evet, bir yandan da ödüllendirmek öyle, lazım. Değil öyle. Mi? Ama işte Barış Alper'in de hani sadece Galatasaray açık alan bulduğu zaman ön plana çıkacak bir oyuncu olarak konumlarsan, o zaman Barış Alper'in Galatasaray macerası pek istenildiği gibi gitmez. Çünkü senin dediğin gibi şimdi iyi oynayacak. Ondan sonra 11'de olmayı bekleyecek. 11'de olamayacak ya da 11'de olacak, performans veremeyecek. Sesler yükselecek. Öyle bir şey olmaz. Yani Barış Alper'in de genç bir oyuncu olarak eksiklerini, bu tarz karşılaşmalarda eksiklerini bir an önce gidermesi lazım ki... Tekrar söylüyorum, ne olursa olsun yani işin ucu eğer büyük takımda hücum oynuyorsanız gol ve asiste dönüyor. Onu verdiğiniz sürece hiçbir problem yok. Ama veremezseniz tartışılırsınız, yerinizi kaybedersiniz, transfer düşünülür, o olur bu olur, takımdan ayrılırsınız. Bu iş böyle. Bak Yunus ne kadar formda geldi, ne kadar formda geldi. Galatasaray o ilk dönemde kazanmasına rağmen olmadı, hemen kenara gitti. Yavaş evet. Yavaş şimdi formasını. Şimdi o yüzden Galatasaray sol bek transferi yapıyor. Yerli sol bek transferi yapıyor. Bak öyledir. Yani Yunus şu an performans veriyor olsa Galatasaray'da sol bek belki aranmayacaktı. Yerli sol bek aranmayacaktı. Ama Yunus sezonun başında forma giydiği şans maçlarda istenilen seviyede olmayınca önce yerini kaybetti. Yerini kaybedince 8+3'ün doğal sonucu olarak Galatasaray sol beke baktı. Bu iş böyle. Şimdi Yunus mu daha yetenekli oyuncu, Barış Alper mi? Yunus sabaha kadar yetenekli, Yunus. Değil mi? Kerem'e göre de daha yetenekli gözüküyor. Ama Kerem gol atıyor işte. Kerem gol atıyor. Atıyor. Yunus bu maçta da asist yaptı. Evet. Mafetemi Gomis'in. O pasları güzel, güzel da pastı. Çok iyi yapıyor. İyi yani pastı. Onları Barış Alper'den bekleyemezsin mesela o pasları. Ama Yunus bunları yapıyor. Bir şut tehdidi vardı. Kaleci çeldi. Yunus da hani karşılaşmada etkili olmaya çalıştı. Son olarak da maçla ilgili değil ama Galatasaray'la ilgili Uğur Çiftçi transferi dün bitmesi bekleniyordu. Bu arada Galatasaray'da ufak çaplı bir transfer yasağı gelmiş. Torreira'nın bir alacağı sebebiyle ama Galatasaray o ödeme yapıp transfer yasağını bugün içerisinde kaldırıyormuş. Uğur Çiftçi'nin transferinin uzanmasının bununla alakası olmadığı, Emet Aşdemir'in Sivas Spor'a gitmeye pek niyetli olmamasından kaynaklandığı söyleniyor. Henüz Sivas Spor ikna edemedi Emet Aşdemir'i. Son maçında kadrosundaydı bu arada Emre. Yedek kulübesindeydi, süre almadı. O ikna olduğu anda Uğur Çiftçi'ye de yeşil ışık yanacak, İstanbul'a gelecek ama şu anda transfer beklemede. Bakalım o problem çözülecek mi? Çünkü Emre Taşdemir olmazsa izin vermeyecek. Çünkü oraya bir sol bek istiyor. Yani sadece para istemiyor Sivas Spor anladığım kadarıyla. Para artı Emre Taşdemir istiyor. Bakalım. O da birkaç gün içerisinde herhalde olumlu olumsuz çözülecektir. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Oh, oh, oh.
9.22 saatlerimiz, şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün iddiada Süper Lig maçı yok, haftayı bitirdik ama birincilikte saat 20'de Pendik Spor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi var. Ve bu maç iddiada ve iddia bayilerinde normalden daha yüksek oranlarla sizleri bekliyor. Onu hatırlatalım. Tabii bu maçla birlikte Avrupa'da karşılaşmalar var. İspanya La Liga'da saat 23'te müthiş bir karşılaşma var Ali abi, biliyorsun değil mi? Kadiz Elche 19. ve 20. basamaktaki iki takım. Elche ligin en zayıf takımı, hiç galibiyeti yok bugüne kadar, 4 beraberliği var. Hani birkaç hafta küme düşmesi kesinleşecek bir takım. Rakibi de Kadiz olacak iç sahada, bakalım nasıl bir maç olacak. Empoli Sampdoria 2.5 gol üstü o karşılaşma. 2'nin üzerindedir oranı. 2'nin üzerindedir oranı. 2.09. Evet. Niye peki böyle bir tercihte bulunuluyor bu karşılaşmaya? Çünkü genelde bu tarz ligin dibindeki ekipler birbirlerini buldukları zaman tek galibiyet şansı olduğunu düşünürler. Ve açık bir futbol olur. Yani Elche Kadiz'i rahat rahat yenebileceğini düşünürken, Kadiz'i de ben yenebilirsem sadece Elche'yi yenerim diye düşünür. O yüzden hani bir puan için oynayan yoktur bu tarz karşılaşmalarda. Takımlar hücum oynar. 3 gol çıkabilir. Evet, MBS 1 bu karşılaşma. Birincilik Kadiz'de, maçı da MBS 2 bu arada. Kadiz de son maçında Valencia'yı yendi deplasmanda. Evet. 1-0. Onu da söyleyelim. Ha, bir çıkış trendi içerisinde Kadiz mi geliyor acaba? Kadiz. Sondan ikinci. Onlar da ligde toplamda 3 galibiyet alabilmişler. Ama sezona şöyle söyleyeyim. Sondan başlamış. İkinci derken şunu söylememiz lazım. 12. sıradaki Valencia 19, 13. sıradaki Almeria 18, sondan ikinci olan Kadiz 15 puanda. Yani arada 3 ila 4 puan farklı, 10 sıra oynuyor. Tabii çok. Peki, yani orada Elche'nin işi çok daha bu zor. Bu beğenmediğiniz, aşağıladığınız Kadiz'le ilgili iki şey daha söyleyeyim mi? Sevilla ile aynı puanda. Birini ben söyleyeyim. Tamam, güzel. Sevilla'da İkincisi, orada. Hazırlık döneminde Manchester United 4-2 yendiler. Roma'yı da yendiler hazırlık döneminde. Evet, yani buradan yani Kadiz böyle çok hafifede almamak lazım. Kadiz diyorsun. Rüzgarına ver kendini, devam et. Yalnız nasıl o kadar gol atmışlar? Handikaplı Kadiz. 16 maçta ligde 11 gol atabilmişler sadece. İşte değişti artık, Kadiz eskisi gibi değil. Dünya Kupası arası bambaşka bir... Gerçekten öyle. Kadiz. Roma'yı yendiler, Manchester United'ı yendiler. Manchester United'ı 4-2 yendiler ya. Şimdi bu verilerle tabii ligin uzak ara en kötü takımı ve işte net küme düşecek olduğu belli olan, artık ümitleri tükenmiş olan bir Elche takımı karşısında niçin Kadiz'e 1.69 gibi bir oran veriliyor? Hani sondan ikinci olduğu için veriliyor, anlıyorum ama bir yandan da Kadiz'in son dönem performansı, en son Valencia galibiyeti, hani beraber hazırlık maçlarını ben Ali kadar ciddiye almıyorum ama özellikle Valencia deplasmanında son galibiyetle moral seyircisi önünde oynayacak, 1.69 oran vermiş iddia evinde Elche ile oynarken. Bu oran yüksek bir oran, bu da maçın böyle göründüğü kadar kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Yani Elche, ben işte düştüm. Zaten benim işte kaç puanım var? 4 puanım var. 4. 4 puanım var Elche'nin. Yani 0 galibiyet 16 maçta. 4 beraberlikle 4 puan toplamış. 12'de mağlubiyeti var. Bu takım evet teslim olmuş. Bu kümede kalması mümkün değil ama Kadiz maçına da kaybetmeye çıkmayacağı anlaşılıyor. Yoksa 1.69 Kadiz'e verilmezdi. Bir de bir hatırlatma da yapalım. Bugün Avustralya Açık başladı. Tenis sezonu en büyük turnuvalardan, 4 Grand Slam'den biri. Avustralya Açık'taki karşılaşmalar da yine iddia.com'da ve iddia bayilerinde normalden daha yüksek oranlarla sizlerle buluşacak. Şu anda da tabii Avustralya'da şu sıralar öğleden sonra olması lazım. Karşılaşmalar oynanıyor. Rafael Nadal bir numaralı seri başı, son şampiyon değil mi? Geçen sezon Djokovic'in sınır dışı edildiği turnuvayı Nadal kazanmıştı. 2 Grand Slam'de şampiyonlukla başlamıştı. Şu anda o da setlerde 1-1 Birleşik Krallık'tan Draper'la mücadele ediyor. İlk seti aldı Nadal 7-5. İkinci seti verdi 6-2 ile. Şimdi de 4-3 önde Nadal ama rakibi de 4-4 yapmak üzere. Alcaraz bir numarası dünya tenisinin, o da sakat. Bu turnuvada boy gösteremiyor. Kadınlarda eksikler var. Tenisi bırakan Barty var. Hamile olduğunu açıklayan Osaka var. Federer ve Serena Williams'ız Grand Slam'ler yapıyor. Onlar da geçen yıl emekli olmuşlardı. Biraz böyle burukluk var Avustralya Açık'ta ama yine de Nadal, Djokovic gibi isimleri takip edebilirsiniz. Üzerine bahis de
yapabilirsiniz. Barış abi, bu süremizde dilerseniz Furkan Akar'dan bahsedelim. Milli sporcumuz. Evet, 2023 Akar. Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda dün 1000 metre finalinde bronz madalya kazandı ve bu sporda ülkemize madalya getiren ilk sporcu. İlk sporcu oldu. 20 yaşında, Erzurumlu. 16 yaşından beri buralara göz kırpan gencecik bir çocuk. Yani madalyaya, başarıya göz kırpan bir çocuk. Ve nihayet bu 3 bronz madalya, 3.lük 2023 Avrupa Şampiyonası'nda kısa kulvarda sürat pateninde, kısa kulvar sürat pateninde 3.lük bronz madalya gerçekten çok büyük bir başarı. Bizim hiç esamemizin okunmadığı bir branştan bahsediyoruz. İlk madalyamız ve gerçekten 20 yaşında Erzurumlu bir çocuğun bunu getirmesi de çok şey anlatıyor bence. Yani bu hafta sonuna damga vurması gereken olaylardan biridir. Şimdi bir kere Türkiye kara iklime hakim olan bir ülke. Yani o İç Anadolu ve Doğu Anadolu zaten kış sporlarına çok müsait. Kış için tesislerimiz, gerçi son zamanlarda kayak tesisleri açıldı. İşte kış oyunları yapıldı. Liseler arası üniversiteyat yapıldı. Bununla ilgili tabii yatırım ve halkın, o yöre halkının ilgisi giderek artıyor ve kayak sporuna ve kış sporlarına alakanın artmasıyla beraber orada aslında ne kadar ciddi yeteneğin de olduğu görülüyor. Yani Türkiye yarısı zaten 35 yaş altında olan nüfusu olan, genç nüfusu olan, futbol tarafından da baktığında, kış sporlarından da baktığında, voleybolundan da baktığında, kızıyla, erkeğiyle çok çok ciddi yetenekli bir ülkeyiz biz. Yani gençlerimiz yetenekli. Spora yatkın bir ülkeyiz aslında. Ama imkan verilmemesi, liyakatsiz bir ülke olmamız, görev yapan insanların koltuk merakıyla, koltuğa vermeye değil koltuktan almaya geldiği bir yönetsel anlayışın olduğu bir iklimde çocuklarımız harcanıyor, heba oluyor. Masraf kalemleri olarak baktığında buralara çok daha fazla eğilseler, sadece işte tesis yaptık, şurayı açtık, burayı açtık değil, verimli çalışacak tesisler yapsalar, o tesislerin hakkını verseler, malzemesiyle de orada spor yapacak gençleri de eğitimle koordineli bir şekilde o sporlara da yapabilecekleri imkanları, organizasyon becerisini Milli Eğitim, Spor Bakanlığı beraber bunları yapabilseler, aslında çok daha fazlasını, elimizdekinden çok daha fazlasını ortaya koyabileceğimiz bir yetenek potansiyeli var bu ülkenin. Dediğim gibi bu kadar genç nüfusu olup sporda bu kadar geri olması kabul edebilir bir şey değil bu ülkenin. Kızlarımız, kız çocukları özellikle topluma entegre olması bakımından özellikle Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da çok çok değerli. Spor üzerinden bunu yapmak, bu cehaleti, bu yobazlığın önüne geçmek için de bunlar önemli. Ha, ne kadar gerçekten bunu yapmak istiyorlar, ne kadar samimiler bu mücadelede, cehalet ve yobazlıkla, fakirlikle mücadelede gerçekten ne kadar samimiler yöneticiler, o ayrı bir tartışma konusu bu ülkede. Ama bu çocuk bence çok şey ifade ediyor. Tebrik ediyorum. Daha böyle ne gençlerimiz olduğunu tahmin etmiyorum, biliyorum zaten. Biz Saran Grup olarak bu yüzden spor salonu yapıyoruz Türkiye'nin dört bir yanına. 24.sünü açacağız şimdi. ağırlıklı da Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ağırlıklı yapıyoruz. Çünkü oralarda hala beden derslerini, okuldaki beden derslerini kışın sınıfta yapan okullar var. Binlerce çocuğumuz var. Anca hava güzelse dışarıya çıkıp açık alanda beden dersi yapabiliyorlar. Yağmur oldu mu, hava yağmur yağdı mı, soğuk oldu mu, kar yağdı mı, sınıfta kitap defter açık beden dersi yapıyorlar. Niye? Spor salonu yok okulun çünkü kullanabileceği. Böyle ne okullar var Doğu'da, Güneydoğu'da. Dolayısıyla biz de 3-4 okulun, böyle ihtiyacı olan okulun olduğu yerden, Milli Eğitim'den, İl Spor Müdürlüklerinden,
yer istiyoruz, yer gösterin bize diyoruz. İhtiyaç olan yer gösterin, biz oraya salon yapalım ve devredelim. Yani Milli Eğitim'e, İl Spor Müdürlüğü'ne, neresi uygunsa, neresi istiyorsa oraya da devredelim yapıp tek bir şartımız var diyoruz. Atatürk olacak adı diyoruz. Bunu da işte 22 yıldır 24 tane yaptık. Yapmaya devam ediyoruz Saran Grup olarak. Bu da bizim gurur duyduğumuz bir konu. Şimdi tabii bu çocuktan buraya geliyorum. Çünkü sonuçta bu çocuklara imkan vermen lazım. Spor yapma imkanı vermen lazım. Kötü alışkanlıkların önüne geçmek için de spor birebir bir meşgale olarak. Dolayısıyla birçok açıdan imkanlar verildiğinde herkes duyarlı davranırsa, devlet bu işin üzerine giderse yani sadece madalya için gerekmiyor. Bu çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirmemizin bin bir faydası var. Yani sporla yetişen bir gencin sağlıklı yaşayıp sonra ileride sağlık harcamaları bakımından kendine, ailesine ve devlete yük olmamasına kadar giden büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Ama işin madalya boyutuna baktığında işte kim derdi? Kendi kendine bir yerlerden gelmiş, bir şeyleri başarmış çocuk. Halbuki ellerinden tutulsa buralara gerçekten koordineli ve kurumsal bir anlayış gelse, bu yaklaşım gelse bu madalyalar çok çok daha kolay, çok daha fazlası gelir. Tek tük kazara bunlar geliyor. O çocuktaki işte bir cevherle onun şansını yaver gitmesine kadar götürebileceğim bir şey bu, silsile bu. Umarım çoğalır, örnek olur. İnsanları, şirketleri, kulüpleri, belediyeleri, bakanlıkları inşallah bunlar harekete geçirir böyle başarılar. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. Telefon attığımızda Alper Yorak Bitay'dan bizlerle birlikte. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın. Teşekkür ediyoruz. Bitcoin'de bir yükseliş trendi başladı gibi geçen pazartesi. Evet, bu yana 20.000'in üzeri. Şu anda da 21.000 üzerinde Bitcoin. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yükselişi ve devamını? Evet, geçen hafta konuştuğumuzdan bu yana aslında ufak bir hareket vardı. 16 binlerden 17 binlere, 17.5'lardı, 18'lere yakın bir hareket vardı. Ancak geçtiğimiz hafta bu hareket hızlandı. Bunların önemli sebeplerini daha çok tabii makro veriler olarak görüyoruz. Ek olarak FTX'in yine 5 milyar dolar kurtardık açıklaması beraber. ABD'de TÜFE'nin de %7.1'den 6.5'a da gerilemesiyle Şubat ayında 50 basit puan düşünülüyordu. 25 basit puan beklentileri daha güçlenmeye başladı. ABD'de ilk kez aylık enflasyon eksi geldi gibi. Gelişmeler bizi kripto para piyasası, biliyorsunuz önce piyasa zaten önceden fiyatlıyor birçok şeyi. Hatta çoğu zaman küresel piyasalarında önünde gittiğini birkaç saatte olsa görüyoruz. O açıdan da çok güzel bir aslında yükseliş hareketi yaşandı. Yılbaşından bu yana kırmızı mum neredeyse hiç yakmadı. Yani günlük var birkaç tane ama çok sınırlı, böyle 100 dolar, 50 dolar, 100 dolar tarzı bir çok sınırlı kırmızı mumlarla biz year to date, yani şu an yılbaşından bu yana %30'u aştı Bitcoin'deki yükseliş. Ethereum'da %35'i aştı. Yani ayrıca derin bir resesyon öngörülmemesi 2023'te, hani hafif bir resesyonla geçebileceği, en kötünün geride kaldığı beklentileri hepsi beraber geçtiğimiz hafta piyasada risk iştahını arttırdı. Kripto para piyasasında toplam piyasa değeri 8 milyar dolardan 1 trilyon doların üzerine çıktı tekrardan. Ve şu anki fiyat yaklaşık 21.200, 21.400 lira falan değildi sanıyorum dün. Tüm FTX kayıplarını geri almış gözüküyor. Zaten grafiklerine baktığınız zaman bir U hareketi çizmiş gibi gözüküyor. Yani FTX kayıplarını geride bıraktığımızı, yavaş yavaş o endişeleri geride bıraktığımızı anlıyoruz. Bunlar gayet olumlu. Gelecek fiyat performansı içerisinde de olumlu. Ancak tabii yine de
tabiri caizse çok da aldanmamak lazım. Şu açıdan söylüyorum. Bu yılın her ne kadar bu hareket oldukça olumlu olsa da yine dar bir bant aralığında geçmesinin ben daha olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasaya para girişlerine bakıyorum. Şu an çok üst düzey seviyede değil. Ancak yine de fiyatlamanın artık olumluya dönmesi, pozitife dönmesi olumlu. Çünkü biliyoruz ki biz küresel piyasalardan oldukça negatif ayrışmıştı kripto para piyasası 2022 yılında. Onların bir miktar telafi etme çabaları olduğunu görüyoruz ve yavaş yavaş korelasyonu tekrardan yakalamaya çalıştığını görüyoruz. Zaten ek olarak piyasadan önemli insanlardan da açıklama var. Skybridge Kapital kurucusunun 2023 Bitcoin için toparlanma yılı olacak şeklindeki açıklamalarda hafta sonu destekledi Bitcoin'i. Ek olarak bu hafta öyle majör bir veri akışı çok fazla yok. FED başkanlarının, yardımcı FED başkanlarının söylemleri olacak. Büyük ihtimalle Şubat toplantısında, önümüzdeki toplantıda 25 bas puan arttırılacağını göreceğiz tekrardan. Yani 75'ten 50'ye düşmüştü. 50'den de 25'e bir düşüş. Orada kademeli bir gevşeme öngörülüyor. Bu da elbette piyasanın risk iştahını oldukça olumlu etkiliyor. Bugün ABD piyasaları kapalı. Bu hafta daha çok bakacağımız majör veriler perakende satış endeksi, ABD üfesi gibi veriler olacak. Yine piyasanın belli başlı tabii kar satışları görülebilir ama olumlu havanın risk iştahını artarak devam etmesini ben beklerim bu hafta. Evet, teşekkür ediyoruz. Alper Bey, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, sağ olun. Benim söyleyeceğim bir iki şey var Alper Bey'in arkasından ilave olarak. Şöyle görmek lazım. Resme büyük baktığımızda Bitcoin 2009 yılından beri teknolojik bir finansal varlık olarak internet üzerinde çalışan bir buluş, merkeziyetsiz bir bilgisayar ağı ve o bilgisayar ağına istediğiniz gibi katılıp ayrılabiliyorsunuz ve halka açık bir kayıt sistemi ve paranın yerine geçen değer saklama olarak sınırlı ve merkeziyetsiz bir varlık olarak sahibi, patronu, para politikasını kontrol edebilecek merkezi otoritenin olmadığı özgürlükçü bir teknolojik finansal varlık. 2009'dan beri hayatımızda ve başladığı günden beri kusursuz çalışan, hiçbir an sekteye uğramamış, hacklenememiş, milyarlarca dolar transaction, para alışverişi yani Bitcoin transferi yapılmış hesaplardan hesaplara. Her gün milyarlarca dolar yapılmaya devam ediyor. Üzerine inşa edilen yeni teknolojiler var. Mikro ödemeleri hızlandırmak için yapılan ikinci katman çözümler olarak Lightning Network denilen uygulamalar var. Şu anda Lightning Network'ün ve Bitcoin transaction'ları bakıldığında Visa, Mastercard gibi ödeme sistemlerini, merkezi ve geçerli olan en yaygın olan ödeme sistemlerini geçmiş vaziyetteler. Sollamış vaziyetteler. Dolayısıyla gümbür gümbür gelen bir teknolojiden bahsediyoruz. Dediğim gibi adil, özgür, enflasyon olmayan, arzı sınırlı, para politikası içinde bulunan, dünyanın içinde bulunduğu şartlara göre esnemeyen, değişmeyen, değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ve dediğim gibi 2009'dan beri son derece güvenli, hiçbir saldırıyla kırılamayacak bir kayıt sistemi, bir bilgisayar sistemi, her geçen gün gücünü arttıran, katılımın arttığı bir sistem. Dolayısıyla bir de 2009'dan bu yana daha da geriye git, 1900'lerin başından bu yana, özellikle 1970'lerden bu yana dolarla altının arasındaki ilişkiyi kopardıkları günden bugüne, yani bugün eskiden paraları dolara bağlarlarken doları da altına bağlamışlardı ve demişlerdi ki ne kadar dolar olursa onu mutlaka altın karşılığı olacak. Yani siz elinizdeki dolarlarla gittiğinizde Merkez Bankası'na o doların karşındaki altını alabileceksiniz demişlerdi. Onun bağını kopardıktan sonra sınırsız bir şekilde basılabilen bir dolar, karşılıksız bir şekilde basılabilen bir dolar, dünyada ve dolara bağlı paralarda aynı işlemleri yapınca, dolara bağlı olan diğer para birimleri, eurosu ile bilinmesi, onlar da sınırsız ve karşılıksız basılabildiği bir ortamda satın alma güçleri eriyor, eriyor, eriyor. Bu erimenin sonu var mı? Bu erimenin sonu yok.
Size bu bağlantıdan önce reklam arasında Max Kaiser'den bahsettim. Adam diyor ki Bitcoin'in diyor zirve fiyatı var mıdır? Bitcoin'in zirve fiyatı yoktur diyor. Çünkü diyor paranın fiyat para dediğimiz bu işte merkezi otoritenin, devletlerin merkez bankaları eliyle yarattığı paralar. Bu paralar fiyat para diyorlar. Fiyat paranın dibi yok ki diyor. Bitcoin'in tavanı olsun, zirvesi olsun diyor. Gerçekten de Amerikan Merkez Bankası kurulduğu tarih 1900'lerin başı, Fed Amerikan Merkez Bankası kurulduğundaki doların fiyatına bakıyorsun, altını karşısındaki fiyatına bakıyorsun, altın karşısındaki satın alma gücüne bakıyorsun doların. 100 küsur yıl geçmiş. Geldiğimiz noktada doların altın karşısındaki satın alma gücü %99 erimiş. %1 kalmış sadece. Neden? Altın çok daha sınırlı ve değerli bir varlık. Zor çıkartılıyor altın. Arzı zor arttırılıyor. Masraflı, maliyetli, kolay da değil. Bulması da, çıkarması da, rezervler vesaire. Dolayısıyla altın nispeten sınırlı bir varlık. Sınırsa onun da tabii tam bir sınırı yok. Çünkü ne kadar altın olduğunu tam şey yapamıyorsun. Altın fiyatı arttıkça şimdi çıkartmayalım dedikleri zor çıkartılan maliyetli madenleri de çıkartmaya kalkıyorlar. Fiyat artınca kıymetli hale geliyor. Uzayda da altın sınırsız bir şekilde var, bir gün bulunacak deniyor. Sonuçta dünyadaki altın bile tam bir sınırda değil ve sonuçta teknolojik bir varlık da değil. Binlerce yıldır var. Taşıması zor, saklaması zor, koruması zor, muhafaza etmesi zor. Sahtesiyle gerçeğini ayırt etmesi kolay değil. Küçük parçalara bölüp işlem yapmak kolay değil. Dolayısıyla altında atıl bir teknoloji tabii ki baktığında. Onun yerine geçen Bitcoin ise bugün artık daha fazla altınla beraber hareket etmeye başladı. Borsalardan ayrıştı. Şu son hareket, bir ilave olarak onu da söyleyeyim. Bitcoin altınla biraz daha tekrar gümüşle beraber hareket ediyor. Borsalardan, para birimlerinden uzaklaşmaya başladı. Bu hareket onunla da alakalı. Bir de şu var. İşte altının yerine geçecek olan Bitcoin. Orada çok sevdiğim bir laf daha var. Diyor ki adam, bak diyor, Ali dinle bunu. Diyor ki, bak diyor, ben diyor işte benim yaşımda bir adam. Diyor ki benim diyor 80-90 yaşındaki anneme diyor ben diyor Bitcoin aldıramam. İkna edemem, öğretemem ve beceremez de. Anlamaz ve istemez de yani Bitcoin. O elle tutamayacağı bir şey. Ama diyor onun torununa diyor, yani ben kendi kızıma da diyor altın aldıramam diyor artık diyor. Yani o çocuğa da altını aldırmasın diyor. O da Bitcoin alıyor. Dolayısıyla nesil değişiyor, anlayış değişiyor. QR kodlarıyla artık siz milyar dolarları transfer ediyorsunuz QR koduyla. Bir QR koduyla. Ya da bir ufacık bir USB cihazı kadar bir soğuk cüzdana milyarlarca doları koyup cebinize koyup sınırları geçiyorsunuz, uçaklara binip geçiyorsunuz, kimse bir şey yapamıyor. Ama siz 10 kilo altını bankadan alıp evinize bile götüremezsiniz. Devlet izin vermezse kapıdan dışarı çıkartamazsınız. İsterse el de koyar devlet. Paranıza da el koyar, altınıza da el koyar isterse. Ama Bitcoin'inize el de koyamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Taşımanıza da, transfer etmenize de mani olamıyor. Siz bugün bir parayı bir yerden bir yere gönderirken o kadar o Swift'ler, müfler, teknolojiler ilerledi. Ama yine bir zaman alıyor, bir maliyeti var ve yine bankacılık mekanizmasının onaylarına tabi. İsterlerse Rusya'nın başına gelenleri görüyorsunuz. Bütün paralarını, varlıklarını, altınlarını, gemilerin her şeyini el koyabiliyorlar isterlerse. Bitcoin'e kimse el koyamıyor. Milyarlarca doları kimseye sormadan İki kişi arasında 10 sente, 30 sente, 1 dolara milyarlarca doları 10 dakika içinde transfer edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir teknoloji, bu bir değişim, bu bir gerçekten önlenemeyecek bir özgürlük, bağımsızlık, adalet. Çünkü sınırlı bir varlık. İhtiyaç halinde parayı bastığımız gibi Merkez Bankası'nda bunu basamıyorsunuz. Dolayısıyla da bu fiyatlar da iniyor çıkıyor. Bitcoin'in bütün bu bahsettiğim özellikleriyle ilgisi olmayan şeylerden, yani Bitcoin'i kullanan şirketler batıyor ve şirket batınca bu Bitcoin'e olumsuz etki ediyor. Bitcoin'in ne günahı var? İnsanın olduğu yerde, yolsuzluğun olduğu yerde, ahlaksızın olduğu yerde, bu FTX az önce bahsetti arkadaşımız, 10 milyar dolarla battı.
10 milyar dolarlık bir varlıkla battı. Çünkü soyuldu, içi soyuldu. Hırsız bunlar. Şirket FTX bir dünya çapında bir kripto borsasıydı. Ama hırsızlık yaptınız. Neyle yaptınız? Yani peki bu Bitcoin'in ne günahı var bunda? Ama Bitcoin sistem tabii buraya güven, insanların paraları, varlıkları o borsada falan filan ne oluyor? O Bitcoin'leri de satmak istiyorlar. Paraya dönmek istiyorlar. Bitcoin fiyatı da düşebiliyor. Dolayısıyla bunlar olacak. Bu fiyat dalgalanmaları da olacak. Altında da oluyor bu fiyat dalgalanmaları. Borsada da oluyor. Bitcoin'de de, gümüşte de, hepsinde de oluyor. Her türlü varlığın fiyatı dalgalanır. Arz talep dengesine ve diğer başka bir sürü koşullara bağlı. Ama eğer teknoloji doğru çalışıyorsa ve görevi, üzerine atfedilen görevi layıkıyla yapabiliyorsa, ona olan ilgi, işte nesiller değiştikçe insanların ilgi alanları, parayı, yatırımı, yönetme şekli, harcama şekli, kazanma şekli, bütün bunlar değiştikçe buna uygun teknolojiler de benimsenecek. O yüzden de şu son zamanda makroekonomik koşullar dünyanın her yerinde, başta Amerika olmak üzere, makroekonomik koşullar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, bir türlü Bitcoin 15-16 bin dolardan aşağıya gitmedi. Oralarda durdu. Her türlü kötü haber geldi. Oralarda gene durdu. Oralardan hep bir alış geldi. Son bir aydır bunu görüyorduk ve bahsediyorduk da. Oraya kadar bütün düşüşlerdeki kötü haberler satın alırken, artık o seviyeden sonra kötü haberlerin satın alınamadığını, daha fazla satılamadığını gördük. Orada bir akümülasyon olduğu da dikkat çekiyordu. On-chain metriklerde zaten bu analiz de edilebiliyor. Yani yüksek parası olan hesapların daha fazla biriktirdiğini de görmeye başlamıştık son bir ayda. Dolayısıyla şimdi altınla birlikte, gümüşle birlikte Bitcoin'in ayrıştığını ve yükselmeye başladığını görüyoruz. Yine düşer mi? Yine olumsuz, beklenmedik haberler gelirse tabii ki düşer, ama artık daha kötü haberlere daha az tepki verip, ufacık bile bir iyi haber olsa ona daha fazla iyi tepki vermeye başlaması da trend değişimi olarak, son bir yıl 2022 bu anlamda çok kötü bir yıldı, ama 2023 o anlamda tam tersine bir başlangıç yaptı. O yüzden ben şey demeyi de doğru bulmuyorum. Hani biz 2023'ü daha böyle muhafazakarız, onu da dedi, oraya da itiraz ediyorum. 2023'te yani çok bir şey beklememek lazım falan. Zaten çok bir şey beklemediğiniz yerde oluyor ne oluyorsa. Her şey mükemmel diyordu herkes de, 2022 tepe taklak oldu. Rusya-Ukrayna savaşıydı, oydu, buydu, batan şirketlerdi. Kim öngördü bunları? Dolayısıyla şimdi de çok öyle olumlu bir şey kısa vadede gözükmüyor. O yüzden de böyle bir şey, o zaman hiç şu anda kestiremediğiniz olumlu şeyler de geri verir, karşınıza çıkıverir. Türkiye'nin global Bitcoin borsası BitAy alternatif piyasaları sundu. BitAy, geleceğin yatırımı. Evet, 9.54 saatlerimiz, programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda. İddia.